Aşkı bulmak cesaret ister. Buldum derken yıkılır hayaller. Düşleyip sabredersin. Vazgeçersen kaybedersin. Sen iste, kısmetse olur. Sen yeter ki sen. İyiyim ben de. Günaydın hanım. Günaydın sultan. Yoruldum şimdi, kalbimde atlar depişiyor. Bu renk de çok yakışmış. Teşekkür ederim. Birazcık daha şey yaptın mı? Bana karşı birazcık daha böyle ılımlısın gibi duruyor. Bugün modumdayım diyelim. Ya benimle ilgisi yok, kendi modunla ilgili mi? Evet. Olsun, sıkıntı yok. Senden ne haber? İyilik sağlık ya. Ben de iyi, birazcık uyuyamadım bu gece. Bir de havuza atlamıştım ya, sanırım birazcık soğuk aldım. Karnım ağrıyor. Onun harici iyiyim. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Günaydın. Teşekkür ederim kankim. Günaydın. Daha iyi misin? Evet, sen nasılsın? İyiyim. Ufak i̇yisin, iyi. Gördüm dans ederken. Çok iyisin maşallah. Özlemişsin dans etmeyi. Aşko, sen de bir ufak çaplı bir şova kalktın gibi geldi. Baktım sen şov yapıyorsun. Dedim ki hemen, hemen hata geçmelisin. Yo, biraz moralin yerine gelsin diye oynayayım dedim. Aynen. Dedim beni görürse kesin oynar o da. Beni çok iyi tanıyorsun. Dans sana yakışıyor ama kıskanıyorum, yapacak bir şey yok. O zaman oynayacağım. İyi. Ne diyorlar? Ne oluyor orada? Bir şey olmuyor. Allah Allah. İyisin değil mi? Bir sıkıntı yok. Yok sıkıntı hayatım, iyiyim. Neye tutuldun? Bir şey yok burada. Bir şeye tutulmadım. Seni göremedim ya, o yüzden çok geleceğim mutlu. Direkt yanına. Direkt mi? Evet ama bensiz popülerlik hiç yakışmıyor sana. Kıskan. İyi, hemen gel o zaman, bekliyorum. Tamam, seviyorum seni, öpüyorum. Ben de seni. Sen melek mi oldun? Hazır mısın? Hazır mısın? Uçarsan ben kanatlarından vururum seni, düşersin kollarıma. Oo. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sana bir sürprizim var bugün. Aa, ne sürprizi? Gelince görürsün. Ağada paşada biziz. Tamam aşkım, o zaman bekliyorum. Şöyle söyleyeyim, buradaki tanışma yolu dışarıdaki sevgililik gibi bir şey. Ve buradaki sevgililik teklifi dışarıdaki evlenme teklifi gibi bir şey. Yo, tamam. Dışarıdan daha fazla. Bakayım. Bak, oldu işte. Berke, Azrail oldun mu kanka? Azrail oldun dayı. Go. Kız arkadaşlarıma hiçbir şeyini tutmuyorum, çöpe atıyorum ben öyle. Aa, ayrılım zaten. Ben atmıyorum. Sinirlendim, bir gerildim. Gerçek tepkini vermiyor musun gibi geliyor. Vermiyorum. Versem üzülürsün burada.
tarafa doğru git. Durduk yere şöyle bir bülbül gibi şakır gel. Saksafon mıyım ben? Ama ne geliyor? Ama ne geliyormuş? Yani seninle şu an bakıştığım hissi hep istiyorum, anladın mı? Şu an mesela bu bakışta böyle tut. Tutup seni sevdiğimi söylesin bana. Kalp yapalım. Umarım 7 takipçimiz artar arkadaşlar. Ya bırak, 53 kiloyum ya. Terbiyesiz. O zaman terbiyesizle ne işin var? Bitti zaten. Nasıl biter ya? Hayır, bitti. Bitti Ferhat. Bitti Ferhat. Bitti Ferhat. Bitti Ferhat. Ben de bitirdim şimdi. Bunu bana ver. Ne çocuk istiyor? İkiz istiyor. Pardon, Bat niye gözlerin doldu? Şeyde, bahçede ketonun konusu açıldı da. Vallahi herkes bu kameraları kullanmaya başladı. Sen de dene bence. Nasıl öykenin? Yani... Şu an her şeyi böyle ters algılıyorum. Öyle bir dönemdeyim. Ona elleme, bunu konuşma, bunu dokunma. Böyle bir şey yok. Yani bu ilişki mi değil mi, bunu bile tartışabiliriz yani. Şu an bir ilişkide değiliz zaten Öykü Hanım. Evet, bence artık sizin arkadaş değil de flörtüz demeniz gerekiyor. Islık! Yavaş! Islık! Anlamıyorum! Bana vur! Ne? Sevgili! Sevgili! Hemen de anladın, hemen de. Abi müzik gelsin. Pelivan. Bahçıvan. Pelivan. Sandalye. Saç. Salak. Sensin salak. Aşk. Tamam. Keşiş. Şaşır. Kekiş. Teşir. Ben de unuttum. Murat. O ne? Sen melek mi oldun? Benim kurtarıcı meleğim mi oldun? Azrail gibi oldum. Azrail oldum ama sanki. Gel kellemi al. Canını almaya geliyor Murat. Hazır mısın? Canımı çıkaracak mısın? Çıkaracağım. Çıkaracaksan sen çıkar. Evet. Çok yakışmış. Vallahi ilk defa böyle bir kombin gördüm. O da sana giderdi. Evet, direkt bana olurdu. O da gerçekten sana... Ne oldu? Bir sıkıntı oldu galiba da çok önemli değil. Bir şey söyleyeceğim. Söyle. Frambuazlı kek yokmuş, çilekli varmış. Çilekli sever misin? Olur. Tamam, o zaman geleyim de bugün. Ya da bugün sen gelsene ya. Hep ben tamam, geliyorum. Tamam, o zaman kanatlarımı... Sen uçarak gel oradan. Ben tamam. Seni havada yakalarım. Tamam. Tamam. Kanatlarımda geleceğim. Tamam. Anlaştık. Uçarsan ben kanatlarından vururum seni, düşersin kollarıma. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Günah. Günah, güzellik, ne yapıyorsun? İyi, sen? İyiyim çok şükür. Az önce sana attım biliyorsun. Aynur'la alakalı aklıma geldiğinde ben bir şarkı açıyordum. Başka bir evrende en güzel halini diye, biliyorsun. O evren bu evren mi? Başka bir evrene gerek kalmadı arkadaşlar. O yüzden bu şarkıya da artık ihtiyacımız yok. Diyorsun. Çünkü evet. Çünkü bu evrende artık yanımdasın diye düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Ve her evrende çok güzelsin. Aa, şeytan geldi kız. Siyahlar çok yakışmış. Siyah beyaz olmuşuz. Dinlenebildin mi? Ya dinlenebildim gibi de, dinlenemedim gibi de. Yani ne yaparsam yapayım hep aklımda sen olduğun için biraz beni yoruyor. Yoruyor mu? Yoruyor. Ben ilaç oluyorum sana. İlaç. Seni gördüğüm sen zaman ilaç gibi geliyorsun. Seni göremediğim zaman yoruluyorum. Ha, o doğru. Evet, doğru. Hep görmek istiyorum çünkü. Ama zaten bir uyumadan uyumaya ayrılıyoruz Merke. Olsun. Aşktan kızım. Bismillah. Günaydın. 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 Biz online eğitime karşı olduğumuz için gelip aynen, yüz direkt yüze. Online istedik. Eğitime karşıyız. Ne oldu? Online eğitim yasak bize. Böyle günaydın demek istedim. Şey mi oldu? Niye? Yok, daha olmadı. Ne korkuyorsun? Hayır, ilaydı. Günaydınlaşamak istedim böyle. Böyle günaydın demek istedim. Güzel dans ettin öyle sen. Az dans ettim.
hemen daha merhaba dedik, hemen bulaştık. Ya. Çok sevdiğim. Çok heyecanlıyım seni. İlayda. Ne anlamadım? Bizim korku. Dedik ne oldu? Ya biraz temiz olur mu? Ya gidip başka yerde selamlaşın. Burada işte Oğuzhan da devam ediyor kelebek. Ne? Oğuzhan nereden? Nerede işte? Orada Oğuzhan. Ha pardon, günaydın. Günaydın. Günaydın, ne haber? İyi, sen iyi değilsin pek. Dünden bugüne ne değişti onu anlamıyorum ben. Efendim? Dünden bugüne ne değişti onu anlamıyorum. Nasıl yani? Bu şu hareketler yani, şunlar. Ne alaka yani, onu anlamadım. Oğlum ne yapıyorsun öyle? Öyle yaptın. Ne olacak, oynuyor, dans ediyoruz. Tamam da bunu konuşmuştuk, hani dün de konuştuk, bugün de konuştuk yani. Ne ama gerek sen var böyle karışmam şeylere dedin ya. Tamam karışmam dedin mi yani, şeyi de kıvır demedim yani. Neler söylüyorsun böyle Kaan? Kaan ne yaptı dayı, anlatsana biraz. Kanka yani şu hareket ne oluyor ya? Yani? Ay yapma, dur oğlum, dur delikanlı adam yapar. Dur. Şu an şakaya bağladınız da. Yapma böyle hareketler. Oğlum sen Trabzonlusun, kendine gel. Kalırsın öyle, kendine gel. Kanka böyle şeyler olmaz ama bunu konuşmuştuk. Adam gerilmiş sana ya. Onu anlamadım. Tamam dedin, abartmayacağım dedin de. Oğuz hemen oradan destek çıkma Oğuz. Artık destekçisiyim kanun. Oğuz sen bizdensin. O evet Oğuz. Oğuz sen tarafısın sen. Oğuz. Vallahi Kaan'ı çok sevdim, o yüzden sanki Kaan'cıyım gibi. Neyse sen, Oğuz benim tarafta, sen Oğuz'u şimdi bırak. Kendin cevap onu. Bir şey söyleyeceğim, bunu konuştuk tamam, ben şu an daha çok erken yani bunları tamam, erken konuşmak dedik için de, ve kıskanç değil. İstiyorsan deriz, takla sonuçta da at ya bir dahakine. Bir şey yapmıyorum ya, normal oynadım tamam yani. Bu açı daha güzel bu ara, farkında mısın? Aa ne oluyor? Ah Ethelston ah. Küsme, saçını da atma. Aslında dönüyorsun. Bugün gel de bir saçını görelim. Açacağım, inadını açacağım anasını. Evet, aç. Rümeysa sevmez böyle hareketleri Kaan, ben sana söyleyeyim. Evet, nereye ben gidiyorsun öyle? Berkur. Sen deri mi giydin? Evet. Bakayım. Erkek. Ben de deriye tek giydim bak, farkında olmadan uyumlu giymişiz. Nasıl oldu bu? Gel bak göstereyim. Nasıl bakayım be? Berk bir de sat. Elimde bardak var şu an, tamam. Çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Sen de çok yakışıklısın. Teşekkür ederim. Kaçmadan aşkım sen Honda Type. Çok korktum bugün yoksun diye. Son dakika geldin ya. Ya yetişir. Bugün de gün geçmeyecek gibi hissettim. Yine kendimi bir şey oldu zaten. Beğenemedim Berk ya. Sen her halinle çok güzelsin. Teşekkür ederim. Bilmiyorum, bir beğenemedim ama. Morale ihtiyacım var. Enerjiye ihtiyacım var. Yengecim geçmiş olsun bu arada. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Geçti gitti işte. Geleceğim mi bugün? Bugün gel burada duralım. Ben mi geleyim? Sen gel. Tamam geleceğim. Ben getireceğim belki. Tamam getir. Öpüyorum, bak deri çok yakışmış sana. Bensiz gezinme oralarda. Ve sana yasaklayacağım kıyafeti de buldum, deri. Ben yokken deri giyemezsin. Anlaştık. Ne? Anlaştık diyorum. Aa ama hemen kabul ettik. Burada kanka bunu da söyleyeyim. Farklı deri giyeriz, başka renk. Ay yani evet bu arada ya, kabul etmem pek de bir şey ifade etmiyor. Bakalım uygulayacak mısın? Günaydın. Günaydın. Ne haber, nasılsın? İyi aşkım sen? Hemen bu seni. İyi ben de. Çok güzel olmuşsun bugün. Ya bugün ben de kendimi beğenemedim. Bugün sen de? Kendimi beğenemedim. Evet, güzel, farklı. İlk defa seni böyle... Beğenemedim diyor. Beğendim diyor. Beğenemedim. Beğenemedin mi? Evet. Kardeşimin dilinden ben anlıyorum. Ben sana yakışmış dedim ama. Sen güzel görüyorsan artık... Bu tarz yakışıyor. İlk defa seni böyle kot giyerken gördüm. Ya. Sana bir sürprizim var bugün. Ay, ne sürprizi? Gelince görürsün. Tamam. Çağıracağım seni. Tamam, bekliyorum. Tamam. Öpüyorum. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Bay bay. Vay vay vay. Harry Potter gibisiniz ya. Günaydın. Günaydın. Günaydın çiçeğim. Rümeysa açık. Yavrum ne haber? Ay. Devam et. İyi senden? İyi, ben de bugün daha iyiyim. Dünden sonra. Ama hala tamir olmamış ufak kırık bir kalp var. Ama tamir edeceğim. Nasıl edeceksin bakalım? Edeceğim. Sen izin isteme, ben izin isteyeceğim, tamam mı? Karışıklık olmasın. Tamam. Sana da ufak bir hediyem var. Ya. Evet. Tamam. Geleceğim yakında, birazdan.
Tamam. Ben direkt izin isteyeceğim. Tamam, ve o zaman bekliyorum. İkimiz de simsiye olmuşuz. Nasıl böyle? Evet. Baksana. Bak, dur. Heh. Göster ayakkabını. Aa, ne giydin? Çok yakışmış hayatım. Öyle mi? Oldu mu değil mi? Bir oldu. Sıkıntı yok. Oldu aşkım. Çok güzel olmuşsun prensesim. Birazdan oradayım. Teşekkür ederim. Ne demek, bir hediyem var. Tamam. Ha, bir yenge bir ağ gönder Oğuz'a be. Bak, paşanın paşasını kullanacağım. Tamam, kullan. Bugün ağda paşada, ağda paşada biziz. Tamam. Paşanın paşa. Tamam aşkım, o zaman bekliyorum. Öptüm seni. Bay bay. Bay bay. Biz de diyoruz ki acaba dans mı ettik, bir şey mi söyledik? Birbirimize bakıyoruz. Öyle olursa izin almadan geliriz direkt. Aynen. Ha, izin aldınız. Direkt basarız. Kaçlar dediler. Yok. Ah, siz sordunuz mu biz orada neredeyiz diye? Evet, kaçlar falan. İzin almayın. Bilerek mi yapıyorsun? Nasıl bilerek mi? Zaten kıyafetin çok güzel, bir de o dans falan. Açık mı? Yok, normal. Güzel ne oluyor ya? Açın sen dedin. Kavga etmemiz gerekiyor. Makyajım falan güzel olmuş mu çok bugün? Çok güzel olmuşsun. Dün Görkem bana en sevdiğim renkler siyah ve kırmızı dedi. O yüzden ben böyle bir kombin yaptım. Wow. Kırmızı pembeye dönmüş ama. Bir tık pembe olmuş. Bir tık pembe olmuş aynen. Evet. Ya. Öptüğün için. Ha evet, öpmüş. Sen izin aldın mı? Yarısı orada rujun zaten. Ha? Aha, şimdi bunların niye geldiği ortaya çıktı. Yok be. Ondan alakasız şey. Cuma günü bir yere gidecekler, bize izin almaya geldiler. Söyledim yok canım, ne izni? Ben, haberi var İlayda'nın. İlayda ne izni mi? İzimizin yok ya, Ferhat uyduruyor. Berbere gideceğim ondan. Aynen. Bunlar erkek erkeğe dışarı çıkabilirler. Ferhat da belki dedi, daha kesin değil dedi Görkem. Bana yani, Ferhat belki dedim Gizem'e sorarsa diye. Ondan söylemedin ama. Şimdi söylüyorum ya. Ayrıca bir şey daha söyleyeceğim. Dün Görkem ne zaman beriydi bu? Ne zaman az beri? Önce, yani az önce 10 dakika. Yani İlayda ile dün konuştuk aslında. Ben Görkem'e güveniyorum. Yani biz de cuma günü düzenledik dışarı çıkacağımız için. Görkem'in çok temiz. Değil mi? Aşkım sana çok güveniyorum. Görkem'e asla güvenmiyorum bu konuda. Tamam. Bence sen Görkem'e çıkıyorsun. Sana güvenilmez mi? Ben çok güvenirim. Biz de cuma günü evet. Çıkıyoruz. Nereye? Çıkıyoruz. Abdullah İnal'a gidiyoruz. O ne? DJ. Mekanını söylemeyelim. Belli değil ki. Şu an karar verdik. Daha karar vermiş bir şey yok. Yani. Aa, o zaman bence gitmeyin. Bence gitmeyin. Canım, ciğerim izin veriyor musun? Ben gideceğim. Hadi sen sokaklarda. Ama gitmesen daha güzel olabilecek ama yani istiyorsan git ya. Bütün elinde, bekle beni. Yine aynı yere mi gideceğiz İlayda? İlayda'nın pek beni asla duymuyor musun seninle konuşurken? Evet aşkım, öyle dedik Yeliz. Sen benden falan. İzin aldın mı sen Ferhat'tan? İzin aldın mı? Aldım az önce. Dedim ki beyim, aslanım, kaplanım izin veriyor musun? Ben çünkü İlayda izin vermedim. Ben düşünüyorum dedim daha. Düşünüyorum dedim. Değil mi? Espriler, şakalar bir takım. Yo, bence şaka değil. Bilmiyorum aşkım. Bizim kim aldı ya? Bakılır neyse, ya. Neyse gitmem ya, çok önemli. Yüzün mü aldın? Şaka yaptım. Almıyorum. Gitsiyorsan niye bilmiyorsun? Niye bilmiyorsun? Robotçum. Onları orada izin alıyor, ben de senden izin almak Berk'e ben Mert. Berk, gidebilir miyiz kızlar evine? Belki. Gel bura gel. Olur mu? Sen de biraz kıskançlık seviyesi yüksek herhalde. Kanka yok, kıskançlık yok dedim. Hani abartılı şekilde yok da. Hani onu dediğim için patlatmadı kaldı şurada. Robot abi. Dün de konuştuk FaceTime, bugün konuştuk. Bu evde galiba tek dansa karışmayan erkek benim herhalde. Robot bu sevgiye ihtiyacı var. Kanki ben de çok karışmıyorum. Kanki sizinkiler bakmıyor mu nasıl dans ettiğini yani? Alın. Yok, genel anlamda karışıyor beyefendiler de. Yok, benden abartma. Saygı duyuyorum. Kanka sizin görüşünüze saygı duyuyorum. Ben de şeyim yani mesela, ben bu konuda çok relaksım. Ben zaten karşılıklı dans etmeyi çok seviyorum. Karşılıklı başka, o başka da. Hani senin mesela çift dans etmen, aha, o çok iyi mesela. Ona bir şey demem ama hani iki gündür konuşulan bir şey. Sağlık olsun. Başka bir şey var herhalde. Yoksa şu paşalığı kullanırdık. Olmadı be. Dayı ne oldu sen? Kıskanç değilim demiştin kızım. Değil, ama... Hiracığımız erkek evine gitsin mi aşkım? Kanatlarımla. Gitsin mi Meleğim? Bence gitsin. Evet. Bu kanatlarla onu bu evde görmek istemiyoruz. Ne? Gitsin mi aşkım? Ne? Oy, göz göze. Seninle göz göze gelince günüm ayıyor. Sen kıskandın mı kanatlarıma? Seninle göz göze gelince kalbimde, karnımda kelebekler uçuşuyor. Bana güzel. Hiracığımız gitsin mi erkekler evine? Bence gitsin aşkım. Çünkü... Yani. Bir daha ama bir izin aldım, izin aldım. Bak ben sana dedim izin alırım diye. Ya seni kurban ey oy. Hadi git. Aferin. Çok oyalanma, git, iznimizi geri çekeriz. Çekiyor mu öyle geri? Çekmiyor da ben çekerim. Hadi bakalım.
Ben özel ders veriyorum spor. Aa, o da PT. Sen de mi? O zaman aynı. Aa, ben boks. Ama ben boks değil, ben fitness. 50 taneydik, 10'unu kaybettik. Gidiyor bizim melek. Özel ders nasıl vereceğim onu bilmiyorum. Bana ver. Tek zaman. Alırım ben her gün. Hem İlayda senin için iyi olur, ne biliyor musun kontrol edersin. Benim de PT'm var bu arada, çalıştığım. Gördüm. Benim de fitness geçmişim var ama bayağıdır yapmıyorum. Kanki bir tanışma yoluna girdiniz. Rümeysa twerkler atmaya başladı. Kardeş tamam. Biz burada konuşuyorduk da. Böldüm, özür dilerim. Böldün. Pardon. Üçüncüye ne düşerdi? Ben biliyorum. Seviyorum seni Murat. Sor sor, makara yapıyorum. Tanışma yolundasınız. Rümeysa twerk atmaya başladı. Aman da aman dedi, oynuyor. Kurtlarını döküyor. Zaten şu an öyle bir şey. Tanışma yolu bence sizinkisi. Tamam ama o zaman şart koymayacak. Nasıl şart? Hani... Şunu yapma, bunu yapma. Kendisine sorduğumuz zaman tanışma yolunda değiliz diyor ama. Nasıl olacak? Evet. Kanka bak ben zaten bu tanışma yoluyla hani nasıl bir şey... Şu an kanki siz muhtemelen arkadaş olarak tanışma yolundasınız. Bunu Rümeysa'yla sen arkadaş zaten... Arkadaş dediğim şimdi friends bak, mi oluyor? Ben sana anlatayım buradaki mevzuyu. Tanışma yolu dediğimiz zaman bu önemli bir şey. Hani bir şeyler hissediyorsun, bir şeyler gerçekten paylaşıyorsun. Yani şöyle söyleyeyim, buradaki tanışma yolu dışarıdaki sevgililik gibi bir şey. Ve buradaki sevgililik teklifi dışarıdaki evlenme teklifi gibi bir şey. Yo. Tamam. Ya. Dışarıdan daha farklı. Zannediyorum. Yani bak bu nişanlanma kadar kötü diyelim. Anlatılır. Bu kadar kötü anlatılır. Ben sana direkt... Anlayan anladı kardeşim. Sen rahatla. Anladık da anlatışmayacak. Ben olduğu için o şekilde anlattım. Daha beter. Çok iyi bilmediği için. Adam baka girdi. Bir şey sormak istiyorum. Baka bu, girdi. Kanki bu ne demek? Sevgililikten önce bir adım için... Tanışma yolu kanki. Tamam. Karşılıklı bir şekilde artık biz bir tanışma yolundayız diyorsun. Başka adaylarla ilgilenmediğin anlamına geliyor. Aynen öyle. Tamam. Anladın mı? Tamam. Ama Rümeysa mesela geçenlerde Pire Gala'da ya da Gala'da şey söyledi. Hani biz şu an arkadaş olarak tanışıyoruz. Normal tanışma yolunda değiliz. Tamam. Algısı yarattı. Onu kafanda... Tamam ama dün bak FaceTime'de öyle bir şey yoktu. Ne o zaman vardı? O niye kıskanıyor? Tamam madem... orada bunun teklifini yapman lazım bu o evde. O zaman kanki sen bir adımla git. Evet. Tanışma yolunda hani ne istiyorsan tabii de... Kurallarını da koy ama bak ben senin... Kanka sana bak, bir şey söyleyeceğim. Böyle böyle böyle. Bir Trabzonspor forması alıp gitmen yok mu? Yapıldı be. Trabzon yapılmadı. He tanışma yoldu mesela şöyle yani... bir durum var. Ya da şöyle güzel bir hamsi tabağı hazırlayıp götür sen. Mesela. Kaan. Ben beni dinle. Boş şey söylemem sana. Kanka sen beni dinle. Burada. Kanka şu an kimi dinleyeyim? Sen beni dinle. Burada beni sevgili olarak. Ben birinci ağızdan sana geliyorum. Doğru galiba. Sen bilirsin. Zaten ben birinci kalbi... ağızdan geldim şu an sana. Haberin olsun. Ben senin aklının fikrini kulağına fısıldadım. Farkındayım dayı. Birinci ağızdan. Tanışmak istiyorum diyor, hoşlanıyorum diyor da yani. Ben birinci ağızdan kulağına fısıldadım şu an. Gerisi sende. Aşkım kapat gözlerini. Ne? Sana bir sürprizim var. Hadi bakalım. Aç. Parfüm mü aldın? Parfüm aldım. Aşkım kötü mü kokuyorum? O, hayır. Öyle mi söylemek istedim hayır, biliyorsun, şu anda? Hayır biliyorsun kokunu çok beğeniyordum ama bu çok farklı. Yalnız kutusu yeni falan filan şöyle. Çok iyi ya. Aşırı bir... Çok güzel kokuyor. Bak bir kokla anlayacaksın. Aşkım bir saniye. Sıksana. Aşkım bir saniye. Çok beğendim ben. Ne kadar geldi. Bak bakayım. İyi geldi mi? Çok aşkım güzel. Benim çok teşekkür ederim. Zaten ben de parfüm almayı değiştirmeyi düşünüyorum. Çok teşekkür ederim meleğim benim. Çok güzel oldu. İyi kokuyor mu? Evet. Teşekkür ederim. Tam senin kokun biliyor musun? Değil mi? Çok evet. Teşekkür ederim. Çok güzel oldu. Ben de bundan sonra zaten başka parfüm almam. Bayağı çünkü evet, bak... Evet aşkım bundan sonra bunu kullan. Başka değil. Çünkü başka gerek yok. Gerek yok değil mi? Gerek yok aşkım. Ben bu de en ben... iyisi şu an. Ben de şu anda en iyisi olduğunu düşünüyorum. O yüzden daha da kullanmam bir tane benim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Hadi çok mutlu oldum. Sen beni böyle düşününce bir de böyle güzel kendim bir hediye... Böyle güzel bir hediye alınca çok mutlu oluyorum. Çok teşekkür ederim bir tane benim. İyi ki varsın. Ben tanışma yoluna girmen için hiç forma morma değil kanka. Güzel bir çiçek yaptırıyorsun. Tamam mı? Tamam. Güzel bir çiçek yaptırıyorsun. Herkesin gözü önünde. Arkadaşlar beni bir dinler misiniz? Size bir şey açıklamak istiyorum. Rümeysa, benimle birlikte bir tanışma yoluna girer misin? Ondan sonra onun cevabına göre bu karışmalar... Şimdi, Trabzon forması. Çiçek sonra alsın Trabzon. Normal bir günde alsın Trabzon formasını. Evet ama ben birinci ağızdan geliyor diyorum. Murat! Canımı almaya mı geldin? Melih'in geldi. Ben biraz daha yaşamak istiyorum. Yaşayacağım güzel anlar var.
Sana nefes aldırmayacağım. Allah Allah. Nefesimi kesersen. Merhabalar efendim, merhabalar. Sabah beni yine duygulandırıyorsun. Kim? Ben sizi niye böyle izliyorum? Siz beni duygulandırıyorsunuz. Niye? Neden böyle? Ne yapıyorsun? Ne bileyim ya. Hoşuma gidiyor arkadaşım mutlu görmek. Merhaba. Selam vereyim. Misal, ne yapıyorsun? İyi, sen nasılsın? Nasılsın? Prenses, Berke'nin prensesi. Hoş geldin. Merhaba. Ben geliyorum hiç orada. Konu sen ama Rümeysa. Neden, ne oldu? Neden, ne oldu yalnız? Bana o kadar normal ki. He, o normal benim yani. Benim normalim canım. Ne oldu? Ne diyor? Dans muhabbetleri. Normal miydi yani bu anama? Ama bunun şimdi girişte diyor ki ben kız kardeşim, hiçbir şeye karışmam. Bak yine aynı konu abi. Gelin oturun. Deri giydirmeyeceğim. Ha? Deri giydirmeyeceğim onu bir daha. Sen bilirsin yani. Öyle çok mu yakışıklı gördün? Çok mu? Şimdi ben bazı takıntılarım var. Ay ya, şu gömleğin yakası çok, çok kötü. Çok mu çekici sanmış geldi, yoksa irite mi oldun? Ne oldun? Hayır, ben siz gezemez o kadar yakışıklı. Nasıl adam yakışıklıysa nasıl şey yapabileceğiz? Adam deri ceket çok mu yakışıyor mesela ona? Deri ceket bir daha ben siz giyemez. Vururum. Normal giyinmiş yani. Mesela bak, olsan da şey böyle öyle salaş giyince çok bana çekici geliyor aslında. Tamam işte bana en çekici gelen halini bensiz giyemez. Allah Allah. Evet öyleyim, takıntılıyım ben. Ya, o konuda bunu izin vermem, giydirmem. Giyerse de büyük kavga çıkar. Sen bu evde ilk gün ne demiştin? Kıyafetime asla karışılmasına izin ama vermem. Ama ben sadece deri giydiremem mesela. Tam ne var bu deride mesela? Kanka yok ya. Ay hayır, çünkü ben bir kız gözüyle bakıyorum ya şimdi. Yani başkaları tarafından da bakıldığını çekici mı? Çekici gözükmesini asla kaldıramam. Çok mu çekici göründü bugün yani günaydın? Yani şöyle, wow. Tamam şimdi yanına gelecek ama sen şu an onun yanındasın. Dışarıda tek ayrı öyle giyinmedi ki. Tamam giyinemez işte. Tamam şu an olsun. Sen onun yanındasın, giyinmiş çocuk. Giyinebilir bence tamam, şu an. Tamam şu an giydi, bir şey demedik zaten, daha dur. Ama mesela dışarıda arkadaşlarıyla dışarı çıktığında, yemeğe memeye çıktığında deri giydirmem. Bensiz okay. Dışarı çıktığında deri giyemez. Olsan da bir ara deri giyinmişti ben mesela. Evet, olsan mesela ben bunu belki anlatmıştım ama. Ya bazen mesela bir erkeğe yani belirli yakışan şey, atıyorum gömlek ya da salaş giyim. İşte belirli tarzları var zaten erkeğin, maksimum ne yapabilir ki yani. Evet. Az çok tarzları belli. O tarzlardan mesela belirli bir şey giydiğinde benim beğendiğim bir şey oluyor aralarından. Bir tanesi ona çok yakıştırıyorum ve onu bir daha giydirmiyorum. Tüm erkek arkadaşlarım böyleydi bu. Allah'ım. Sen bu Asyalı tipli kıza akıl, fikir, sağlık. Asyalı tip ne? Psikolojik olarak destek. Psikolojik olarak. Biraz da mantık. Biraz da ne versin? Neyin eksik söyle bakayım. Psikolojik olarak. Neyin eksik söyle bakayım. Ha? Neyin eksik? Sevgi. Akıllı. Gayet akıllıyım. Çok şükür. Gerçekten okuyor mu? Okudum. Dedim de. Sen beni sevmiyorsun. Nereden çıktı bu? Öyle hissediyorum. Şimdi sen mi başladın bunu hissetmeye? Geçenlerde ben hissediyordum. Yok, ben hep hissediyorum. Ne eksik de hissediyorum mesela? Sevgi. Allah Allah, sevgi eksilince sevgi olmadı mı hissediliyormuş? Neyi görmüyorsun da sevgimin eksik olduğunu sevgi düşünüyorsun? Ama sevgi görmüyorum. Nasıl beni sevmeli. Çok seviyor lan. Aşkım ya, evet şu an inandım. Çocuklar yok mu lazım ya? Ha? 30 yaşındayım ama 15 yaşında gibi davranıyorum. Çünkü 15 yaşında da 30 yaşında gibi davranmak zorunda kaldım. Lafı kes. Bunun üstüne artık. Kapatın kameraları, bu lafla bu program komple bitiyor yani. Bu bölüme bu yeter yani. Değil mi? Evet. Agu 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 agu.
Agu agu agu. Ay yabağa gelmiş. Acaba Berk'le biz kızlar evine gidebilir miyiz? Kız arkadaşlarımızı özledik de. Benim bir de ufak bir hediyem var. Bir de paşayım. Yes. Hadi gidelim. Aldık mı? Yes sir. Dur bekle. Getir. Aa oldu. Bakayım. Bak oldu işte. Oldu. Evet. Ne ne ne. Nasıl? Dur ben bir evde tur atayım. Hadi git at. İlham verdim. Berke, Azrail oldun mu kanka? He? Azrail oldun mu? Azrail oldun dayı. Çok bu ne? Senden. Dur bakayım. Servise konuşuyoruz. Murat kardeşim gerçekten çok tatlı bir insandır. Birini sevdiğimi de gerçekten çok iyi değer verir. Yanlış bir şey yapmaz. Bu da dipnot. Seni sevmiyor. Aşkım niye sevmediğimi düşünüyorsun? Allah Allah, manyak mısın sen? Geçiştirdin beni. Kanıtla. Sana sevgini kanıtla desem nasıl kanıtlarsın? Sevgimi kanıtlamam için bir şey yapmama gerek yok ki. Var. Bazen bir bakış bile sevgiyi kanıtlatabiliyor insana, biliyorsun değil mi? Bu bir kanıt değil. Niye? Kanıt ne gibi? Somut bir şey mi lazım sana? Belki bakışından hissetmiyorumdur. Sen benim bakışımdan hissetmiyorsun. Ha? Hadi bir oyun oynayalım yine ya dördümüz. Oynayalım. Siz oynuyorsunuz ya. Ama oynayalım. Ama bu sefer Berk tam oynayalım. Yani taş makas oynayamıyoruz ya. Siz evet. Başka bir şey oynayalım. Yazılı mı? Yok hani öyle dedim. Birbirimize ya da soru soralım ilişkilerimizle alakalı. Tamam olur. Tamam. Ya da kritik sorular soralım. Kritik soru ne? Varsa. Kritik soru değil. Yani böyle çarpıcı işte hiç şunu yaptın mı bunu yaptın mı gibisin. Ha, o tamam, da olur. O da olur. Tamam. Tamam. Hadi sorun. Kim kime soruyor? Hiçbirini aldattın mı? Hayır. Aynen bu da ezber cevap. Vallahi ben soru değil. Bak net Görkem aldatmış mesela. Bana onu söyledi zaten. Aa, gerçekten aldattın mı? Neden? Sebebini söyledim hanımefendi hatırlıyor. Neden aldatmış? Aldattıktan sonra kıza söylemiş uzun ilişkinde değil mi? Ondan sonra bitme aşamasındaymış zaten. Yani artık bazı şeyleri görsün hani bit. Ben üzülmek istemedim. Aldatayım ki bitirsin. Evet. O kafa. Ertesi gün de söyledim. Seni aldattım dedim. Bitirdik. Ama sonra affetti. O tekrar, affetti. Tekrar affetti. Tekrar bir yola girdik. Ondan sonra ben bitirmek zorunda kaldım. Buna da yani hiç anlam veremiyorum. Tuhaf şey bu. Sen cevap vermedin. Birisini aldattın mı? Böyle düşündüyse aldatmış. Hayır. Aldatmadım. Hayır. Aldatmadım ama ilişkim bittikten sonra hızlı bir şekilde başka ilişkiye geçtim. Hı, anladım. Yani. Hadi aldatma. Aldatma değil. O sırada flört ediyormuş. Hayır. En az tanışırdı bu ilişkine. Evet. Ha, onu anlatayım. Aynen. Öbür ilişkimle arkadaşım da aslında. Bu ilişkim bitince arkadaşım olan kişi daha arkadaştan bir tık öteye götürdü. Flörtüm oldu ama ilişkim okuldan bitmişti. Okuldan mı? Yok okuldan değil. Çok alakasız. Benim zaten bir tane ilişkim oldu arkadaşlar. Onu da anlattım sana. 4 sene sürdü. O tamamen çok bitti. Uzun. Ama yani benim de en uzun ilişkim çok kötü bitti. Oo, çok uzun. Sonra işte o, başka arkadaşım şey. Dediğim çocukla denemeye çalıştım ama olmadı. Sonra buradayım. Buradayım. Burada da evlenmeye geldim. Evet, zaman. Burada da evlenmeye geldim. Bak demek ki arkadaşlık yok erkekle kız arasında. Sen aldattın. Yani illaki bir çek arkadaşlık bitince. Aldatılmadım da ben ya da aldatıldıysam sen, da yakalamadım. Sen sözü kesiyorsun. Aldatma çok... değil, aldatma. Ha, aldatmadım da aldatılmadım bak, da. Bak niye biliyor musun o arkadaşını keseceksin böylese bitince? Düşünsene be, olabilir. Abi bilemezsin. Erken belki gözü sana değiyor, kıza değiyor. Onu anlamıyorlar. Onu anlamıyoruz ya. Lan lan, onu demiyorum ben, bilemezsin. Tabii ki onu hissediyoruz bilemezsin. Bu arada. Belki elinden geleni yapacak ki senin beni ayırmaya mesela. Anlıyor musun demek istediğimi? Bir erkeğin benden hoşlanıp hoşlanmadığını hissediyorum. Direkt anlarım direkt. Ben de net. Ne yapıyorum? Görmezden geliyorum. Öyle evet. Olmuyor işte. Evet. Erkek tam kötü anını bekliyor senin. Üzüldüğün an evet. Yanında. Onu da biliyorum. Onu da biliyorsun ama engel olamıyorsunuz işte. Çünkü o an çok üzgün. Ama oluyor. Erkek arkadaşlar gerçek olacak, oluyor. Çünkü içlerinde hani böyle bir daha dobralar, anladın mı? Mesela biz kadınlar birbirimize bir şey söylerken çekiniyoruz. Acaba kırılır mı diye. Erkek arkadaşlar öyle değil mesela. Direkt pat diye söylüyor falan. Mesela aramız o açılsa, onlar görse ne dersin?
Nasıl yani? Ya mesela bir kavga ettik, bir şey anlaşmazsızlık oldu. Ne bileyim böyle bir aramız açıldı. Tamam. Ne bir şey hani kavga tamam, ettik. Tamam kavga mesela. Ettik. Aynen. Sonra senin okuldaki arkadaşların görüyor bunu ya da duydu ya da sana yorum sordu. Yorum yapamazlar. Niye? O kadar samimi değilim. İlişkimime yorum yapacak kadar samimi olan 2-3 arkadaşım var. Hı. Kuzenim var. Onlar dışında benim ilişkime kolay kolay birisi yorum yapamaz. Birazcık sert tepki verebiliyorum. Ya buradaki kadar sakin tepki yani vermiyorum. Yani o durumdan faydalanmazlar diyorsun. Yorum yapamazlar. Benim anlat. Yorum... Ben anlatırsam, gidip ağlayacak seviyede anlatırsam o zaman yorum yapabilirler. Anlatmasan sevinirim o kişilere. Yok. O kişiler yok ki zaten. Öyle samimi bir erkek arkadaşım yok. Kuzenim var bir o kadar. Çünkü bana da aynası denk gelmesin biliyor musun ondan? Bak bunu yapma. Ne? Kısasa kısas yapma. O ne? Benim empati kurmam için aynısının bende denk gelmesin diyorsun. Evet yalan mı söylüyorsun? Empati niye kurmamı istiyorsun? Böyle bir şey yok zaten diyorum. Empati kur demek mi ben sana? Bende de aynısı denk gelmesin diyorsun. Evet o doğru. O ne demek? Demek atıyor mesela kavga ettik. Oğlan biri sana gelip de ne bileyim işin ilişkinde kavga mı ettin sen Gizem? Aa falan filan. Ha, anlıyor yok mu? Hayır canım öyle kimse bir erkek gelemez. Ama anladın mı sen beni? Anladım tamam okay. Şu an anladım okey. Çok güzel giyiniyorsun. Teşekkürler. Her zaman böyle iddialı mısındır giyim konusunda? Ben iddialı bir kadın olduğum için kıyafetlerim de iddialı oluyor. Hmm, diyorsun. Evet. Normal arkadaşlarına bir yemek yemeye gittiğinde genel olarak böyle bu şekildesin yani değil mi? Yani biraz dikkat çekici kıyafetlerim olabiliyor. Aa, mesela seninle bir akşam yemeğe kanat çıktık diye. Ha onu söyleyecektim. Bir yemeğe çıktık. Akşam yemeğine gideceğiz güzel mekana. Kanatlarını da yanında alır mısın bebeğim? Yok. Kanatlarımı yanıma almam. Ha, kanatlarımızı evde bırakıyoruz çünkü kırılmasın. Evet. Anladım. O evde kalsın. Hani burada atmosferden. Ha, anladım. İyi, güzel. Yakışmış mıydı kanatlar? Aşırı. Ben de kanka. Yeliz de gelsin. Ben de gideyim. Ya senin o yanakların ne hali var? Gel Yeliz, ben de gideyim. Gel. İzin al Yeliz. Robot. Hele minnoşuma bak, oy. Robot Yeliz de gelsin mi? Ben de gideyim. Köşede duracağım. Evet. Ben de gideyim. Biri gel. Şimdi kocamı yollayıp beni yollarsan bozuşuruz. Kocam geliyorsa beni yollama. Gitsin mi? Kocam geldi. Tamam kocan geldi zaten. Kocam geldi gitsen. Ben de gidiyorum. İyi bak. Az kalsın gidiyorsun diye korktum. Sana bir daha deri giymek yasak. Aa merhaba günaydın. Günaydın kanka. Yazıklar olsun. Bahçede salıncakta. Ne haber kankacığım? İyi sağ ol sen nasılsın? Ben de iyiyim. Günaydın Yeliz. Günaydın. Uyumlu olmuşuz ya. Evet yanlışlıkla bir de. Yapıyoruz bir spor. Kankan geldi. Evet. İzin almışsın. Alırım. Oğuz aldı be. Alamadın mı sen? Gel şurada şöyle bir yerde oturalım. Hoş geldiniz. O ne lan? Dürüm mü? Karışık. Çiğ köfte mi o? Karışık ızgara. Tamam. Hoş geldin. O ne be? Karışık ızgara. Yiyecek misin? Yok teşekkürler. Sana sorular soracaktım ama unuttum. Sor. Unuttum. Aklıma geldikçe soruyorum. Şey diyecektim. Hobin var mı? Var. Ne? Günaydın. Aa, günaydın. Kızlar da buradaymış. Hı? O alışveriş. Çok severim bu hastası. Alışverişe çok giderim. Ondan ben de ne yapacağız? Alışverişe gideceğiz. Ne güzel işte beraber gideriz bol bol. Alışveriş yaparız. Gel bu kan. Böyle bir şey yok. Zerafet. Ciddi misin? Yöresel, yöresellik. Yöresellik akıyor. Yani bu adam da böyle romantik yani. Bunu şey, da kabul Dilara yok. Acılı ama ya. Seversiniz. Hadi gelin yiyelim. Afiyet olsun. Yok hadi hadi. Biz biraz çalışma yapacağız. Sen ne yaptın böyle? Yöresel lezzetler köşemizde bugün.
Sabah sabah lahmacun. Hmm, sabah sabah lahmacun. Sen istedin evet. Dün. Evet. İstemedin mi? İstedim tabii. Özür olarak aldım sen istedin diye. Yani getireceğini bilmiyordum. Bu sen ne? Sen istersin de getirmez miyim? Bu ne? Çok güzel değil mi? Mis güzel. Şimdi. Karnın aç mı? Tabii ki de. Aç mı? O zaman sana şöyle bir dürüm sarayım lahmacun. Ama çok çok şaşırdım şu an. Salıncak boş mu? Yeliz şuna bak. Ve ben sipariş etmiştim bunu. Benimki de yarın falan gelecek. Şaka yapıyorsun. Aynen evet. Ya bak şöyle. Ya giysenize Nihle. Üstüme geçiremiyorum ki. Ama benimki de X'ler. E çık giy gel. Öyle. Soyunma odasına git o zaman. Öyle. Tamam, sen de giy gel. Sen de çık. Tamam. Giy gelin hadi. Öyle. Ya ne yaptın? Ne yapardım? Ne yapayım? Şu sıraların sanırım deliriyorum. Neden? Psikolojim bozuluyor olabilir. Ne oldu ki? Bilmiyorum. Bir mutluyum, bir mutsuzum. Ben de mi? Hayır canım, sen ne diyorsun? Bir anda daral geliyor bana. Bunalıyorum, daralıyorum. Sonra bir anda kendime geliyorum. Sonra tekrar bir bunalıyorum. Tekrar bir daralıyorum. Mevsimseldir o. Dolunay var. Ya boş ver şu dolanayı. İnanıyor musun? Evet inanıyorum. Çok mu inanıyorum? Çok araştırdım. Soru soracaksın, cevaplayacağız ama böyle enerjik ve güzel bir soru olsun. Üç tane soru soracağım. Yok bir tane. Bir tane mi? Ama damga bir soru olsun, hepimiz böyle bir şey olalım. Gizemde değiştirmek istediğim bir özellik. Ya bu kanka, bu çok basit bir şey. Söyleyecek. Sen söyle Ferhat da. Nasıl basit ya? Az laf dinlememi isteyecek. Ben de onun... anlayışlı olmasını isteyeceğim. Daha böyle iddialı bir soru. Dördümüze bu arada. İddialı bir soru. Hani ilişkilerle alakası olmasına da gerek yok. Hayatımızda, geçmişimizde, her şeyle alakalı. Böyle sorunca da... Aklına geldi. Bir şey soracağım, pardon. Burada yazı yazıyor. Gitti mi? Baksana bir. Burada yazı yazıyor. Kalkan sevgili şey, olmadan mi? Gizem'in dövmesini yaptırır mısın? Sevgili olmadan Gizem'in dövmesini yaptırır mısın? Sevgili değil yani, evlenmeden. Ya yaptırırım. Buradaki yazı gitti mi? Fake. Görkem'de dövme yok. Yazı. Evet. Yok. Ama sırtımı yaptıracağım. Yapma ya. Böyle tertemiz. Kocaman sırtımı yaptıracağım. Çift başlı kurt. Hı? Çift başlı kurt, aynen. Misafir de eli boş gelmez dedi bana. Abi aynen bunu de. O kadar sertçe ki dedim ki pardon anlamadım dedim yani. Ne olmuş? Hiç yakıştıramadım bunu. Ya de konuştuğum şeyi anlatıyorum. Anlatmaya yüzüm yok. O kadar kötü bir durum ki hani. Şaka yaptım sadece bu. Sonra bana sinirleniyorsun dedi. Ben de onun şakasına buna şakayla gittim hiç. Ben yok sinirlenmedim. Sonra sen sus. Bana. Yok sen uyumak istiyorsun diye ben sessiz kaldım, şey yapmadım. Ben şakasına söyledim bunu. Ya siz var ya, Allah cezanızı vermiş. Yok yok ben... Yani senin şakaların bana uygun değil o zaman. Şaka yapmadım. Abi ciddiydi. Yani şaka mı yapmış? Rümeyse lütfen bir açıklık edin, ben anlayamıyorum şu anda. Misafir eli boş mu gelir demişsin ya. Tamam onu diyor. Gülüşerek söyledik. Ama su getirden yüzüm kursuz, açıldı. Yüzüm dudaklarım onu. Kurumuş dedim. Kuruyor dedim. Hmm. Su olsa da bir getirsen falan. Şu kadar konuları Allah aşkına. O kadar evet bu kadarcık konuyu böyle. Açıldım. Ama ne yaptın? Tepki mi verdin Mesela? Kötü bir şey mi yaptın mı ben şu anda? Kötü bir şey yapmadım. Allah aşkına sen bir şey söyle. Tamam sen kötü bir şey yapmadın ben yaptım. Kötü bir şey de yok neden da yani ben galiba bu tarz şeylere alışık değilim. Ya konuştuğumuz neden? Konunun hiç şu an böyle bir tepki i̇şte vermeye gerektirecek bir şey yok. İşte çok saçma sonrasında kendin hani yattın ya. Hayır sen uyuyorsun diye ben yattım. Bir şey konuşmak istemiyorsun sandım. Şey hala sen geçmedi mi sinirin? Oyun oynayalım hadi biz. Burada. Geçmedi mi sinirin? Ne oyunu? Ben kimim? Biz de böyle romantiz ne yapalım? Biz de böyle bir çiftiz ne yapabiliriz? Takip etmişsin beni. Mutlu oldun mu? Hı hı. Çok mutlu oldum. Normalde etmeyecektim ama şey yapalım. Kıyamıyorum sana. İşte benim en büyük zaafım sensin. Sana kıyamıyorum. Mesela dansa şöyle girebiliriz. Şöyle. Bir, iki, üç, dört. Sonra yanına geldim. Eğildim. Sonra çıktım. Pozumu verdim. Sonra tekrar. Şöyle yapıyordum. Ha bunu yapalım mı? Yaptıktan sonrasında. Tamam. Ha yaptıktan sonra açıldım. Açıldım, gittim. Ben de döndüm. Sonra baktım sonra sana. Sonra geldi.
taşıyamayacaksın. Yok taşırım. Acaba tulum var anlayamadım ki. Ayakkabım var. Yok şöyle ama tutacağım ben böyle de kaldırmayayım seni. Kaldıramıyorum zaten. Şey en son finalde öyle kaldırırız tamam. Değil mi? Şu an deneme yapıyoruz. Tamam şöyle tutacağım. Aynen bir tur atacağız sonra bırakacak sonra ne yapacaktık? Bırakıyoruz sonrasında ayrılıyoruz. Aynen. Sonrasında tek başımıza salsa ileri geri yaparız böyle. En bak son. Şu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Buraya dönelim sonra seyirciler dönelim. Tamam. Okey. Okey. Değerli sanırım. Ya arkadaşım da ne diyor? Nasıl bir arkadaş? Erkek arkadaş. Eski kız arkadaşlarımı hiçbir şeyini tutmuyorum. Çöpe atıyorum ben öyle. Aa ayrılınca atar mısın çöpe? Evet. Adam bir tane kız arkadaşım olur. Doğru. Ben atmıyorum. Aa. Duruyorlar. Saklıyorum düz. Yani fotoğraf da silmem öyle. Oo. Sen evet. De bat gibisin herhalde. Hayır ben ondan dolayı değil de hani. Hayatımdan da çıkarmam diyor. Hayır. Arkadaş olmayı tercih ediyorum. Evet. Oo. Evet çoğuyla da arkadaşım. Ne diyorsun ya? Hı-hı. Problem olur mu senin için? Vallahi benim için çok rahat gibi bir şey gözüküyor yani. Hayır canım. Eski erkek arkadaşından bahsediyorsun. Arkadaşlarımdan. Eski erkek arkadaşlarımdan. Yandık. Yani ama arkadaş ben kalınabilir mi bence ya? Ben bunu bakma. Kabul edemem. Neden? Edemem. Neyini mesela? Karşımdaki insanı ciddiye alma. Ne alaka? Nasıl ne alaka? Niye ciddiye almazsın? Yani ben varken eski erkek arkadaşlarınla muhatap olman biraz saçma gibi mi? Hayır canım muhatap değilim ama düşman da değilim. Arada bir konuşurum diyorsun. Ben aramam, sormam. Ya onlar arayabilir. Bir işi düşerse arar. Yardımcı da olurum. O da iyi. Çünkü ben çoğuyla kötü ayrılmadım. İlginçmiş. Sinirlendim, bir gerildim. Ben enteresan bir şey geldi böyle, ne bileyim ben. Geçen bat diyordu, gülüyordum herhalde güldüğüm başıma geldi benim. Hayır canım yani ben aramam ama onun bir şeye ihtiyacı olursa... Yardımıma ihtiyacı olursa arar. Yardım ederim elimden geldiğince. Evet bakalım. Et bakalım. Hı? Et bakalım nerede? Gerçek tepkini vermiyor musun gibi geliyor. Vermiyorum. Versem üzülürsün burada. Aa, ne olurdu gerçek tepki? Farklı olurum. Ne mesela? Daha ileride anlarsın. Ne o? Parfüm beğenmiyordun. Evet. Kendime yeni parfüm aldım. Aa. İstersen bir kokla. Tamam. Bakayım. Ama bunu bu evde sıkamazsın. Sadece olsun. Senin yanına mı sıkayım? Evet. Bak şimdi sen benim kokuma bak. Senin kokuna her zaman bayılıyorum ama. Hadi kokla. Nasıl her buldum? Zamanki gibi çok iyi kokuyorsun. Ama bu biraz farklı biliyorsun. Bunun bu aşk parfümü aşkım. Bunun etkisini şu an şimdi görüyorum. Şimdi sen aşık olmaktan korkuyorsun ya bunu sıktıktan sonra da aşık olacaksın. Bunu o zaman bana yapma çünkü üzülüyorum. Neden? Aşık olursam çok bağlanırım sana. Bağlan aşkım daha iyi işte o zaman. O zaman... Bir şey bulabiliriz. Tamam.
Biz de artık öldüm. Aynen çok öldüm. Ay. Hadi yeter gelin. Tamam. Evet ben kimim mi oynayalım? Ben kimim mi oynayalım Murat? Kendi tarafından bakmayı unutuyorsun. Yani aynı şeyleri inan bak ben ne yapıyorsam, ben ne söylüyorsam, nasıl davranıyorsam aynısı. Benim erkek versiyonumsun. O zaman birbirimizi çok görmüyorsun. Iyi anlamamız lazım. Ama anlayıp ikimizin de işte alttan alması veya bir şeyleri... Yani bizde bir taraf bir taraftan alttan alma kavramı var ya, bizde o yok. Olmamalı, olamaz. Çünkü ikimiz de aynıyız. Bizde şöyle olması gerekiyor. İkimizin de... Birbirimize göre şekillenmesi lazım. Bak ikimizin de diyorum. Tamam. Yani sen benim bir şey söylediğinde bir bakışımdan ne düşündüğümü, ne anlam çıkardığımı anlaman. Benim keza aynı şekilde ki anlıyorum zaten artık yani. Ona göre davranacağız. Yani birbirimize söyleme fırsatımız olmayacak anladın mı? Yani ben sana bir şey yapma demeyeceğim. Sen benim bakışımdan anlaman gerekiyor onu yapmaman gerektiğini. Tanıma evresi bu oluyor. Ben sana bunu demeye çalışıyorum. Veya ne bileyim mesela bazen birkaç gündür bilmiyorum dikkatini çekiyor mu? Günaydınlarımız çok iyi değil. Ne gibi? Yani çok güne çok güzel başlayamıyoruz. Yani önceki gibi burada o... Buradaki mi? İlk sabah mesajdan sabah. Başlayan. Yani bizim gerçek günaydınımızdan bahsediyorum. Vallahi Buse ben seninle iyi olmak istiyorum bak açık ve net. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Kötü olmak... Tamam. Ben şunu, yani kötü olmaktan kastım şu değil. Eğlenceli bir hayat geçirmek istiyorum. Yani sen şunu görmüyorsun, şunu bilmiyorsun. Ne yaşadıysan emin ol sana bunları unutturmak için, seninle gerçekten mutlu bir hayat yaşamak için, seninle eğlenmek için zaten birlikteliği istiyorum. Kafa yapımız uyuyor. Yani yan yana geldiği zaman çok eğlenceli şeyler yapabileceğimiz doğru. Yani seninle çok güzel şekilde vakit geçireceğimiz doğru. Yani bunları düşündüğün zaman evet diyorum ki bu kadın olur. Sevgiyi falan tak daha işin içine katma. Evet ama bazen sen şunu unutarak hareket ediyorsun. Neyi? Hani diyorsun ya çok eğlenceli işte önceki yaşadıklarını unutturacak, unutturmak istiyorum, unutturacak şeyler yaşamak istiyorum. Hiç öyle yansıtmıyorsun bana. Çünkü ben çok acımasız, tamam, davranıyorsun, acımasız davranıyorum bazen. Sebebi ne biliyor musun? Gerçek kimliğimden de ödün vermek istemiyorum. Bak burada insanlar gerçek kimliğinden ödün verdiği zaman... Ne sorunlar açtığını biliyorsun. Sen en azından benim gerçek kimliğimi gör. Şu anda gerçek kimliğimi görüyorsun. Ben senin için buna hani sen diyorsun ya ben yapamam. Ben yaparım. Ben değişirim. Bak sen iste ben yaparım. Senin kaçırdığın nokta bu. Tamam ben de egoistim. Ben de... Ama hiç bana bunu böyle yansıtmıyorsun işte, şu anda ki benim... hep ben... Okay. Sen hep sen bana şu şöyle anda, geliyorsun. Bak, sen yapacaksın. Sen evet, değişeceksin. Ben böyleyim. Tamam, çünkü ben sen böyleyim. Sen bana böyle geldiğin bak, için ben de böyleyim, böyleyim bak, diyorum. Çünkü ben böyleyim. Okey. Ben böyleyim. Tamam. Ama sen bana şunu bunu törple dediğin zaman bak bana burada bir şey söylediğin zaman ben yapıyorum zaten sen farkına değilsin. Yapmadığın bir şey oldu mu? Bana dedin ki şu halıyı izle dedin halıyı izlediğin günler oluyor gözünü seveyim bu. En basit örnek ya. Kafam böyle olduğu günler oluyor bak en basit. Yani bu şu kadarcık ufacık bir basitlikte bir şey. Yani sen benden bir şey istesen ben onu yaparım. Ama ben istediğim zaman senin yapmaman benim zoruma gidiyor. Ben şunu sana lanse etmek istiyorum. Ben buyum. Evet ben böyle bir adamım. Ama sen bana bu adamın yanında Mert hayır bunu yapmayacaksın dediğin zaman yaptığım zaman senin şunu demen gerekiyor. Lan ben değerliymişim bu adam böyleydi bunu yaptı. Bir şey soracağım. Ay, bir ilişkide olması gereken en büyük yapı taşı. Güven. Sadakat. Güven, sadakat. Hiçbir şey anlamadım. Sadakat ne? Güven taşı ne? Saygı. Saygı bir tane bence daha var. Bence en başta ha, saygı. Şey. Bir güven. Güven. Saygı. Saygı. Güven olmazsa saygı da olmaz zaten. Ama saygı olmazsa güven de olmaz ki. Saygı göstermediğin sana bir hata yaparsın ki. Falandır, bir güven benim kendime. İki saygı. İnsan bazen seni. Ama güvenle sadakati aynı şeye koyabiliriz. Aynı şey, aynı. Evet. Güven, saygı, sadakat. Bence bir de tutku önemli. Tutku önemli tabii. Tutku önemli. Şey. Şunlardan o sıkıntıyı yaşamayacağını düşünüyorum. Baksanıza şu kazanın iç kısmını Nil'e. Bütün kıyafetleri böyle. Gerçekten. Hepsi. Hep makyaj malzemesi. Yok. Biliyorsun yapmayacağım bence. Artık bölümlerde. Oynamadın mı? Medidin ne? Zaten gidiyor hep. Seninki tutku ne? Medidin bu arada evet. Değil mi? Sen de yaşıyor musun? Oğuz'un hatırlıyor musun? Dudakları böyle bembeyaz. Anlamadım bir şey. Tutku şehvet. Şehvet? Evet. Şehvet ne diyeceksin şimdi? Beyaz Rus kendisi. Arkadaşlar tutkuyu açıklamamız gerekiyor. Anlamadı.
Şku ne biliyor musun? Şehvet. Şehvet ne? Çikolata. Böyle bana bakarken hissettiğin şey. O his o. Böyle o his tutkuyu işte. Doğru değil mi? Kanka en tutkulu insanla berabersin böyledeki. Öyle diyebiliriz. Hadi Rümeysa. Tamam. Berke'yle tanışma yolun yok. Evden birini tanır mısın? Yani başka böyle ilgini çeken, tanıyabileceğin bir karakter var mı? Öyle bir dedin ki varmış gibi. O bakış neydi? Hiç. Bir tane isim söyleme gerekiyor ama. O zaten ayrı. Hayır, zor duruma sokmuyor. Yok yok, bir tane isim söylemesi gerekiyor ama. Diyelim olmadı. Gerekiyor. En tanıyabileceğin isim diyeyim o zaman. Yok. Söyleyeceksin. Yok diyorsa yok. Yeter yoktu. Artık yani. Yok tamam, diyorsa yok. Cevabını gerçekten bildiği sorular soruyor ya. Evet, biraz zorladı gibi sanki. Bir şey mi var bilmediğimiz? Öğreniriz. Bir şey mi var mesela? Alright. Oyunda yok, gelir. İşinden anlıyorum ben ama şu an. Doğruluk. Allah aşkına. Ben de ben ne söyleyeyim işte. Her şey ama şu an sen gereksiz yapıyorsun. Abarttığın için yanlış ben anlaşılabilir. Abartıyorsun, gülerek söylüyorsun. Hayır hayır. Ben zorluyorum. Biz yanlış anladık herhalde değil mi? Bence yanlış öyle. Yanlış anladınız. Aynen. Ben tamam. Her şeyini biliyorum yani. Okey. Ya zorluyorum. Tabii ki de olmadığını biliyorum. Ne sorayım ben en yakın arkadaşıma? Anladım. O anlamda gülüyorum. Bana ne sorsam kanka. Şey sorsam yani. Yani. Doğruluk. Gerçekten öyle bir şey yok ya. İlla Hiranur'la alakalı değil. Genelde o zaman siz böyle oyun bozanlık yapıyorsunuz. Sen böyle sanki bir şey ima eder gibi söylüyor ya. Hayır. Bak, konuşmadan önce söyleyeyim ya ona göre. Konuşmadan önce. Ben onu ne soracağım zaten öyle. Çünkü o gördüğümde biraz... İlk gördüm ama. İlk gördüğünde ne düşündün? Biz şu an çok Kaan ve Hiroş odaklı olalım. Çünkü biz tamam. Biliyoruz yani genel olarak. Çok beğendim ilk görüşte. Ben bilmiyorum işte her şeyi sorabilirim. Aynen. İlk görüşte çok beğendim. Tavırlarından sonra aa falan oldu. İlk görüş için çok beğendim. Sen... Rümeysa'ya soruyorsun. Ya bunlar sıkıntılı şeyler. Hadi bakalım. Boyutuncası. Herkese yüklenebilirsin. Daha yeni sakinleştim ya. İyi misin? Mesela Kaan yok. Gelmedi. Tamam. Bu evdeki kadro böyle. Biriyle olur muydun? Dener miydin? Hayır. Ama denemem gerekiyormuş da. Hayır ama deneyecek biri yok. Bizim işte oyun bu kadar. Yok, denemezdim. Buse dediğim kadın... Sinirlendiği zaman sevgisini unutuyor, aşkını unutuyor, saygısından uzaklaşıyor, saygı yok. Yani o an sanki ben sana böyle bir şey yapmışım da veya ne hatırlatıyorum onu merak ediyorum ha. Bak asıl soru bu. O sinirlendirdiğin zaman ben sana neyi hatırlatıyorum sen o kalıba giriyorsun? Veya neyi düşünüyorsun? Hatırlatmak değil ki, o anlık olaya ya sinirleniyorum. Bak hayır, eski sevgililerinden falan muhabbet değil. Belki ailenle ilgili bir şey hatırlıyorsundur, belki bir şeydir. Belki o an gözünde bir şey canlanıyordur. Bana bunu net söylersen ben de ona göre törpüleyim. Ya belki senin buradan bir yaran vardır, bir şeyin vardır, anladın mı? Mesela bana, ben derim ki sana, bana şunu söylenmesini istemiyorum, sallıyorum. Şu şarkıyı dinlemek istemiyorum diyen insanlar vardır ya. Bu tarz bir şey mi? Onu merak ediyorum. Niye o denli sinirleniyorsun? Niye o denli gözün kararıyor? Niye ağzına her geleni söylüyorsun o an? Onu merak ediyorum. Veya niye sevgini unutuyorsun? Sen düşün cevabı, bekle ben bir şey sorup geleceğim. Rümeysa sen bana soruyorsun. Ben sana ne sorayım ya? Doğru mu, cesaret mi? Tamam, doğru mu, cesaret mi? Doğru dedi, cesaret olsun. Bir şey yaptırma ben. Yaptırmayayım. Şu an yoruldum. Yoruldu benim bebeğim. Ne yaptırayım ya? Önce şurayı. Oraya gitsin. Orada kim var ki? Size bir dans edin. Hayır et. Hayır onu zaten et ediyorlar. Sen o zaman şu tarafa doğru git. Durduk yere şöyle bir bülbül gibi şakır gel. Ben öyle etkileyecek şekilde... Saksafon muyum ben? Şöyle. Saksafon. Merdivenin direği etkileyecek şekilde. Isık çalarak mı geleceğim? Evet. Sen benim halimi gördün mü? Tamam, merdivenden böyle çala çala geldim. Korkmalıyım. Bebeğim gözlerini kapatabilir misin lütfen? Beni öyle görmeni istemiyorum. Hadi git gel, hadi git gel. Tamam, sen gözlerini kapat. Ama susmadan yani. Ostuk durmasın hiç. Bakma, kafanı çevir. Ben bakmıyorum hadi. Çevir kafanı. Buradan mı? Tamam, oradan.
Ya çevir sen. Hayır, hayır, hayır. Yo yo, görsün, görsün. Görecek tabii ki de. Şey diyormuşum, ben de yanımda. Sen birisi falan. Ay çok kötü. Sen dön. Sen dön. Hadi. Sadece ısık değil mi? Bir, iki, başka şeyler. Evet. Sırtımı buraya çevireyim mi? Etkile işte Hiroş'u. Hadi. Utandım lan. Ben de korkuyorum. Kur'an çarpsın utandı. Sen utanır mıydın? Evet. Canım, şu an ben utandım. Ben olunca böyle oluyor. Hiranur sen arkanı döner misin? Tamam hadi bak. Ha. Bak bu arada ağzına bakma. Yat sen. Hayır daha güzel. Gerçekten utanıyor benden. Devam et. Devam et. Bakma, bakma, bakma. Bak, bak, çok ya yeter, yeter. Bak. Yeterli, yeterli. Çok komik ki, gördün ama değil mi? Çok komik değil mi? Harika. Mükemmel bir gösterici. Allah kahretsin. Neyse, yarım görmüş olmaz. Evet, Berke. Cesaret. Cesarete geldik. Şurada bachata yapalım. 30 yaptık saniye. Ama dün kanka. Artık paçata paçata yeterli. Ama biz seni hiçbir şekilde merdivenden yeni bir şey etkileyici bir dersi evet. Görmedik. Evet, beni etkile. Evet, Aylar'ı etkile kardeşim. Senin bana karşı olan saygının tükendiğini gördüğümde saygısızlaşıyorum. Tasvip etmiyorum asla ama istemsiz oluyor. Yani mesela işte bana dediğin o, işte tamam sinir anında da olsa veya haklı haksız bak. Yani hakaret boyutuna giriyor benim için beyinsiz lafı, gerizekalı lafı. Bunu da tasvip etmiyorum. Bu da hakaret. Bu tarz şeyler hakarete giriyor. Senin bana bunu yap, bunu birçok kez yaptın sen. Kıt kafalı. Anlamıyor musun sen? Basmıyor mu? Bak bu da hakaret benim için bu arada. Basmıyor mu ne demek? Ya anlamıyorsan ben seni anlamadığın yerde 15 kere anlatıyorsam yılmadan. Sen gerizekalı mısın neyini anlamıyorsun demiyorsam. Yılmadan anlatıyorsam bak. O sen bana hakaret ettikçe ben hakaret ediyorum diyorum sana. Öncekilere dönüyorum şu an. Ney? Altın. Yılmadan anlatıyorsan sen de anlat. Ya anlayana kadar anlat. Farkında mısın bilmiyorum ama son zamanlarda tartışmalarımızda ben artık şöyleyim. Tamam. Peki. Anladım. Haklısın. Açıklama yapmadım diye çıldırıyorsun bazen mesela yapmıyorum diye. Çünkü artık açıklama yapmak istemiyorum. Açıklama yaptığımda da sonu gelmiyor çünkü. Bir de böyle deneyim şeyine girdim bu aralar. Ve ben de gerçekten seninle tartışmak istiyorum. Bak ben tartışmayı çok seven bir kadınım bu arada. Ama öyle tartışma değil. Bir konu üzerine tartışma. Sonuca varana kadar istişare etmediğim daha doğrusu tartışmadan ziyade. Beraber istişare, ortak kararı varana kadar istişare etmek. Ama bizimkiler çok farklı bir boyuta gidiyor. Bu tartışma değil. Bu sen beni eleştiriyorsun, ben seni eleştiriyorum. Aslında bizimkisi tartışma değil bu arada. Dikkat ediyor musun bilmiyorum ama bölümleri izledikçe görüyorum sahnelerde. Konuya bakıyorum, abi tartışacak konu değil. Sen beni eleştiriyorsun, ben seni eleştiriyorum. Sonuç buraya gidiyor. Ya çünkü tartışma dediğin nedir? Hayır bu olacak dersin. Ben de derim ki hayır olmayacak atıyorum. Sonra ne olur? Ha, tamam hadi olsun, ne varırsın? Ya da olmasına varırsın. Biz bunu yapmıyoruz. Tamam, sen de çok eleştiriye yandım. Giriyor bizimkisi peki, artık. Ne yapmamız lazım? Ne yapmamız gerekiyor? Veya sen mesela. Bu arada bak ben sen beni şöyle tanıyorsun. Tanımışsın anladığım kadarıyla. Ben dediğim dedik. Dik başlı. Hiçbir şeyden ödün vermeyecek, taviz vermeyecek bir kadınım senin gözünde. Doğru mu? Bu evlilikte de öyle. Tamam. Doğru mu? Böyle mi tanıdın beni? Tamam, ben de diyorum ki ben ödün vermekten gocunacak bir insan asla değilim. Ben zaten bak sadece ilişkisel anlamda bakma. Bu hayatta hani bu zamana kadar gelirken ki sürecimden bahsediyorum. Arkadaşlık ilişkilerimde, ailesel bağlarımda ben çok ödün verdim. Ödün verdim, taviz verdim, yapıcı oldum. Bundan bir şey kaybetmedim. Hiçbir zaman hayır İşte buysa budur. Doğrumda asla bu arada değiştirmem. Doğru bana göre doğruysa, benim doğrumsa bunun sonuna kadar giderim arkasından savunurum. Ama taviz vermek, atıyorum arkadaşlık ilişkilerinde küsüyorsundur. Hep ilk adımı ben atarım. Özür dilerim, haksızsam bile özür dilerim. Yeter ki barışalım. Yani bu tarz şeyler beni gocundurmuyor. Ama sende, birazcık sende görsem aynı şeyi.
Ben öyle bir taviz vereceğim ki ama sen de hiç görmediğim için deliriyorum. Çünkü bu bir süre sonra beni şöyle korkutuyor. Geçen gün de konuştuk. Gelecekte bir işte evlilik hayatı olur veya uzun süren bir ilişkimiz olur. O zaman diyorum ki hep benden gidecek galiba. Benim normal yürüyüşüm bile insanları etkiler arkadaşlar. O yüzden dans etmeye gerek yok. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Utandı mı? Hayır. Bunu kabul etmiyoruz. Benim edeceğim bir dans yok burada. Benim edeceğim bir dans yok. Merdiven inerek dans edemem. Hayatım boyunca hiç öyle bir şey yapmadım. Yapamam yani. Ya ama bu olmadı ki. Ben dans edeyim. Sen yok, yürüyerek geldin. Ama sen Aylin'i etkiledin. Onu normal yürüyüşüm. Evet, ben normal etkiledim. Etkilendin mi Aylin? Etkilemedisi sorun yok. Oynuyorsun? Yürüdüm sonuç olarak. Benim hanım gelecek. Tamam, hanım gelecek oynayacak ya. Sen Kaan'a soruyorsun. Hadi bakalım sen de Rümeysa'yı etkile. Ne oldu şimdi? Hadi bakalım. Ama ne yap biliyor musun? Saçlarını aç şöyle. Savur şöyle. Aa saçları açsın. Evet. Savur şöyle. Ve hafiften gömleğinin düğmesini de böyle hafif şey yap. Doğruluk ve cesaretlik sormadan eğilime geçirmesi. Niye sormadın? Rümeysa abi de seni o çılgın hali görür. Romeo. Dediklerimi çevirebilir misin? Kannst du übersetzen was ich gesagt habe? Anlamıyorum. Ich verstehe dich nicht. Anlamıyorum. Ich verstehe dich nicht. Almanca bilmiyorum. Ich kann kein Deutsch. Okay. Çevir. Okay, okay, okay. Anladım. Ben Ferhat'ın kız arkadaşıyım ve Almanya'ya gelmeyi planlıyorum. Çünkü onunla ileri bir hayat düşünüyorum, evlilik düşünüyorum. Ve buradan annesine babasına çokça selam ve öpücük yolluyorum. Çevir ama. Also, sie sagte, ich bin die Gizem, ich bin die Freundin von Ferhat. Viele Grüße nach Deutschland an seine Freundin, Familie, Verwandten, an die Eltern, an die Familienmitglieder. Viele Grüße. Ich möchte ihn heiraten und Deutsch lernen und auf jeden Fall mit ihm ein Leben in Deutschland führen. Almanya'daki Türklere, gurbetçilere de çok bol bol selam söylüyorum. Oraya gelmeyi heyecanla bekliyorum ve özellikle annene bir mesaj göndermek tabii, istiyorum. Buyur. Çok güçlü bir adam büyütmüşsün. Çok güçlü bir çocuk büyütmüşsün. Hem güçlü hem de bir o kadar duygusal. Çok minnoş bir kalbi var. Umarım çok güzel yollarda ilerleyeceğiz. Birbirimize güç katacağız. Anladım. Yok, güzel söyledin. Güzel mi söyledin? Annen Türkçe biliyor zaten. Çevirmeye gerek yok. Aynen. Öyle işte. Sizinle de tanışmayı heyecanla bekliyorum. Çünkü her gün beni anlattığını söylüyor size. Evet. Öyle. Bunu mu çevireyim? Yok. Buna çevirmeme gerek yok. Yok. Zaten... Almanya'ya gelin geliyorum. Beni ikna etti Almanya konusunda. Bir İzmir, bir Almanya arasında kararsız kalmıştık ama Almanya'ya geliyorum. Almanya'ya geliyormuş. Hazır olun. Hazır olun. 5 tane çocuk da gelecek. Hayır ya. Ay, öyle bir şey yok. 3 tane kız, 2 oğlan. Hayır, 1 tane. 2 oğlan. O da Allah izin verirse, hadi. 3 kız. Hadi. Kameralar kapanabilir. Biz gidiyoruz. Ben bir düşüneyim şu Almanya işini. 5 çocuk ne ya? Sen git, ben geliyorum şimdi. Sen git, ben bir şey bakmam lazım. Öyle bir şey yok. 5 tamam. Çocuk falan yok. Tamam. Benim ailem izliyor. Tamam, başka bir şey tamam. Söyleyeceğim, tamam. Böyle çocuk macuk yok. Tamam, yok. Bunları çocuk. Konuşmayalım, ayıp. Tamam, tamam. Çok mutluyum burada olduğuma dair ve böyle bir kıza tanıştığıma. Gizem, seni çok seviyorum. Yine başladı 5 çocuk istiyorum demeye. Ben 5 çocuk doğursam herhalde ölürüm. Yemin ederim. Ben... Geçebilir miyim? Ay, ne yaptı gördünüz mü ya? Parmağında benim rujum bulaştı. Sonra orucu öptü böyle kendi parmağını. Ya, ne kadar tatlı. Bir sizi rahatsız edeceğim. Ne dedin arkamda? Bak. Beş çocuk demedim. Çocuk çocuk ayıp oluyor. Çocuk ayıp oluyor. Demedim. Git 5 çocuk terlin yap. Kiminle yapayım? Senin gibi güzel kadın yok etrafımda. Ben 5 çocuk yapamam. Tamam yapma. 3 tane yap. 3 tane yap.
bir tane en baba iki. Bir ne ya öyle? Hayatın... Bir de yazık. Tek vallahi olacak. Yazık günahtır. Tek bak olacak. Şöyle bir şey var. Maddi olarak bir kere gücün olması gerekiyor. Var ki istiyor beş çocuk. Yani tamam okey. Şimdi bir de manevi kısmına gelelim. Ben beş çocuğa nasıl yetişeceğim? Anne, beş fazla, sana. Beş fazla. Dur. Beş fazla. Annem yardım eder. Ay annem yardım eder diyor ya. Benim çocuğum kimse bakamaz. Ben bakacağım. Annem kimse mi? Babaannesi. Annesi, evet. Babaannesi. Ama bırakmam yani. Ben başına durmak zorunda. Bırakma. Annem gelir bize zaten. Ay saçmalamayın. Hizmetçi tutar sana. Annem gelir. Bir şey desene 5 çocuk ya. Annesi var ki hizmetçiye. Bence annem zaten gelir. Annem zaten gelir. Arası. Bir dakika. Hadi annem gelir. Bu 40 bir. Yaşında çocuk mu doğuracağım? Hayır 24, 25, 26. Her... Bu neydi? İki bir şey, üç bir şey söyleyeceğim. Taktik maktik. Bir şey söyleyeceğim. İnşallah Allah bize 500 verir. Ya arkadaşlar. Oha. İnşallah. Bir. Olmadı 300 de olur. İki. Annem bize gelir. Veyahut da zaten çocukları annemize vereceğim. Her çocuk benim çocuğum. Saç. Hadi. Açar ama yapma. Alkışlasanız alkış. Eyvah eyvah. Eyvah yapma ne ya. Bravo. Bravo. Ne yapıyorsun ya? Beni kadın adamı sar mı bari git. Kur'an çarpsa helal olsun o gün hakkında. Rüveysa nasıl izlediyorsun canım? Rüveysa diyor gerçek. Kardeşim tebrik ederim. Emre'nin kendi değil canım ama heyecan olacak. Trabzonlu hizmet. Sakin ol. Özünü unutma. Dur sen şimdi göreceksin sana da gelecek. Allah'ım bu görüntüden bana oynayayım. Allah'ım bu görüntüleri beynimden sil. Ben sana soruyorum. Hep kurban oldum. Doğruluğu söylemişsin. Cesaretle. Ben de. Ay gidiyor. Sen işinde Kaan'ı etkile. Saçlarını savurun artık bir şey yap. Zaten etkilendi ben. Hadi bakalım. Ne yapayım? Yapacak bir şey yok. Şöyle oturmam yetiyor. Allah Allah. Belki çocuk öyle düşünmüyor. Düşünmüyorum tabii ki. Ya? Pardon. Ne oldu? Pardon Kaan. Öyle demiyordun bana. Gece görüntülü konuşurken. O gün de. Bunu en güzel sen yaparsın. Hayır. Böyle çıksan işte. Ya Rümeysa'yı şu an ilk defa böyle göreceğiz. Görmeyeceksin. Dümdüz ineceğim bu arada. Rümeysa normal yürüyüşü olaydı. Rümeysa'nın yürüyüşü taklit edeceğim. Ama şimdi pozun var. Pozun neredeyiz? Rümeysa GTA Vice gibi yürüme. Aynen. Ne yapayım alışkanlık? Çok mu oynadın? Defilelerden. Normal kendi yürüyüşümü mü yapayım? İşte bu be. Kanka. Biraz yavaş gel, biraz dur orada. Duramam, öyle bakış al. Babaannem izliyor. Evet. Bu yükseliş. Vay be. Yani seninle şu an bakıştığım hissi hep istiyorum, anladın mı? Yani bu yaşantımıza, dilimize de vursun. Sadece bakışlardan değil. Şu an mesela bu bakışta böyle tut. Tutup seni sevdiğimi söylesin mi? Yani. Söyle aşkım. Seviyorum. Çok seviyorum seni. Gerçekten çok seviyorum. Yani seni hissedemediğin kadar çok. Sen bunu bilmiyorsun sadece. Umarım anlarsın. Ben de seni çok seviyorum. Gerçekten. Hani? Sevgi beni böyle yaptı herhalde. Ben de diyorum bu koku nereden geliyor? Beğendin mi? Çok yakışmış sana. Ben de kokumu değiştirdim ve bu koku beni seninle olan anılarımıza götürdü. Hmm. Hı-hı. Kokunun peşini hiç bırakmayacağım, emin ol. Bana uyar. Bana da uyar.
olacak gibi hissediyorum. Yani. Bundan dolayı korkuyorsun. Gelirse ilgilenmem. Şu an ilgilendim. Ne olacak mesela? Kendini şu an tuttuğum için sonrasında kötü olacağını düşünüyorum. Yok. Ama buradaki konudan dolayı benimle tartışıyorsun. Yok, ben tartışmadım aslında. Ben sana senin gibi geldim ama sen onu tartışma olarak... İşte hayır, sen bana öyle geldiğin için ben sana senin dediğin gibi ilerlettim. Hayır, sen onu tartışma olarak algıladın. Çünkü sen bana öyle geldin. Ben orada sadece... Yani makara mı şaka mı, şaka da değil yani normal tamam, dümdüz bir muhabbet şey, ettiğim. Ben de senin yaptığın tatlım. Şeyi muhabbet ederek tamam, devamını daha getirdim ben sen trip onu sinir olarak algıladın. Ben sana trip atmadım. Sen daha sonrasında benimle konuşmayınca ben de sana uyumak istiyorsun sandım. Ben de kafamı koydum. Hı-hı. Bak işte inanmıyorsun ki bana. Yemin ederim. Ya inanmıyorum demedim ki inanmadım. Ama senin hayal değişinden anlıyorum ben. Aynen. Mutlu değil misin? Şu an hayır. Ama ben sana kötü bir şey yapmadım. Kötü bir şey yaptığını söylemedim zaten. Ağzımdan öyle bir şey çıkmadığı halde sen burada bir şeyler söyledin. Ne söyledim? Ne dedim biraz önce buraya geldiğinde? Benim kafa şu anda uçuk. Kendimi sen kötü hissediyorum gibi bir şey. Böyle bir şey dedim. Kafa gitmiş beni hiçbir şey hatırlamıyorum. Hem hava al istersen. Alırım birazdan. Niye bana düşmanmış gibi bakıyorsun? Bana gıcık oluyorsun şu anda sen. Evet şu an. Niye böyle oluyor şu anda? Hı? Şu an bunu yaşamamızın hiçbir anlamı yok biliyorsun ya. Evet. Hiçbir şey yapmadık, dümdüz geldik, oturduk. Çok moral bulup surat asan sen olduğun için. Ben sen uyuduğun için gittim kafamı orada koydum bana. Orada uyumadın. Yemin ederim sen uyumak istediğin için kafamı koydum ben de. Başka hiçbir şey yapmadım. Yemin ederim. Yok ben de sen öyle yapıp konuşmadığın için öyle düşündüm. Hayır. Bana hatta sordular yani az önce çıktığımda. Hayır abi bunu ben hiçbir şey yok. O da bir trip atmıyor. Uykusu var herhalde dedi. Başka hiçbir şey yok. Çakalım mı? Kalp yapalım. Umarım 7 takipçimiz artar arkadaşlar. 7 tane takipçimiz var. Onların ismini keşke ezberleseydik ya. 7 tane arkadaşımızla bu mücadeleyi, bu mücadelede yanımızda olan o 7 takipçimize gerçekten çok teşekkür ederiz. Ben hala bana dargın olan eski fanlarımı seviyorum bu arada. Konuşuyoruz, ediyoruz. Umarım İnşallah İnşallah. Bakalım biz keyfimize bakıyoruz bir süre. Yani siz de kendinize iyi bakın. Şöyle göster yanıklarını da. Hadi bayısı yeter bu kadar. Yeter bu kadar. Yani ben kız kız alçatı gidemez miyim? Ablam, ben, kız arkadaşlarım. Gidemiyor muyum? Gidebilirim bence. Ne yapacağız alçatı? Gidebiliriz ya. Tatil. Aşkım. Seni darlarım ki sürekli. Partiler. Hadi tatile diye o zaman. Canım benim. Tamam. Okay. Peki ben aldım sözümü Yeliz. Hayır bak kaçırdığınız nokta o şu. Sen bu adama desen ki yarın şuraya gidiyoruz. Hadi gel gidelim der. Bu bana dese ki yarın buraya gidiyoruz. Ben derim ki hadi gel gidelim. Ya. Çok ciddi bir işimiz yoksa bu arada. Ya şimdi ben şunu anladım. Ya. Demek ki birlikte vakit geçirmek hoşuna gitmiyor erkek arkadaşıyla. Hala. Hayır o öyle bir şey değil ama ya. Bak şimdi bana diyor ki şey hala var. Alaçatı'ya gidebilir miyim diyor. Kulübe hayır, gideceğim, partileyeceğim. Hangi kız kıza gidebileceğim? Bir şey soracağım bir dakika. Sizin erkek erkeğe yaptığınız hayır, bak, aktivite... Ben de bir alt yazı diyeceğim. Tamam, size önce ben söyleyeceğim. Sizin erkek erkeğe yaptığınız aktivitelerde... Mesela siz gitmiyor musunuz klaba erkek erkeğe? Kaç kere gittiğinizi söylediniz. Mert söyledi en azından. Tamam illaki bir iki tane sonradan kız ayda geldi. Ayda bir iki kere gidiyoruz. Okey de. Ama erkek erkeğe gidiyorsunuz ve çok eğlenmiyor musunuz? Eğleniyoruz. Siz çünkü makara yapıyorsunuz birbirinizle. Evet. Eğleniyorsunuz, başka bir şeye vuruyorsunuz gır gır şamata olsun diye. İşte kızlarda da aynı kafa var. Kızlar tamam, da bizim kıza o çok o zaman eğleniyor. Doğruları konuşalım. Ben doğruları söyleyeceğim, siz de doğruları söyleyeceksiniz. Tamam. Bizim orada eğlenmemizi sağlayan şey kızlara laf attığımız, kızların da bize karşılık verdiği için. Ya yani kızların bize laf atıp bizim onlara karşılık verdiğimiz için eğleniyoruz. Gerçekten mi? Erkek erkeğe gittiğimiz zaman böyle oluyor. Üç tane erkek gidip kulüpte ne eğlenebilirsin? Dans etmeyen üç tane erkekten bahsediyorsunuz. Doğru diyorsun. Bana çok aşıktı. O yüzden onu çok bırakamıyordum yalnız evde. İşte babam idare ediyordu falan. Kaç yaşında vefat etti? 16. Keşke benimki de öyle yaşasın. Yaşar yaşında. Peki hastalığı kaç yaşında çıktı? Ben biraz senin TikTok'taki videolarına baktım da. Baktın mı? Aynı tepkiler var bende de. Benimki de aynıydı ama benimki daha iyi şu an. Vallahi... Çok mu geç fark ettin sen de yoksa? Ben...
Önemli. Ben biraz şöyle oldu. Kalbi sonradan fark ettik. Aslında aksırıyor, tıksırıyor da hayvan. Başımı falan evet. Oluyor ya, göstermesini de iyi. Ondan sonra şu an gülerek anlatmak çok ilginç. Sen de böyle Allah gecinden versin vefat ettiğinde sen de bu duruma ben geleceksin. Ben onunla ilgili yani. Hiç konuşmayı düşünmüyorum bir şey olursa Allah korusun ama. Atlatıyorsun ama ya onu, o hallerini ya, görmektense. Anne babanın acısını atlatıyorsun Batu yani. Tabii ki evcil hayvanını da atlatacaksın ama yaşamayan hiç kimse onun nasıl bir duygu olduğunu asla bilemez. O dışarıda kedilere mama vermeye benzeyen bir duygu değil. Tabii canım. Ama ben buraya girdim ya, buraya girdiğim için anlamadım çok onun gidişini. Hala mesela... Kafan çok dağılmış. Kafam o kadar çok dağılmış. Aynı gün mü oldu? Ya birinci gün ya... Özür dile ayağımdan. 8 kere bastım. Özür dilerim ayağın. İsmi var mıydı? Yok. Aynı gün oldu. Benim abim de birazcık dengesiz. Saygılar. Yok ikinci gün. Buraya başladık. Eve gittim. Eve gittiğimde zaten ayakları tutmuyordu arka ayakları. Ya. Sonra eve gittim. Annemle babamın yüzü asılmış falan bayağı böyle. Onlar da çok seviyordu değil mi? Sen ne diyorsun? Babamın bu kadar portresi var. Oo. 60 yaşında, 60 küsur yaşında da. Yüzleri asık, ne oldu dedim. Bir keto'ya bak dediler. Bir baktım böyle tüylerim diken diken oldu. Böyle duruyor ama öyle bir boş bakıyor ki. Hani gideceğim. Yani tam, anladın mı? Aynen. Ben sadece seni böyle anlaşamıyormuşuz gibi. Ben de diyorum ki yok anlaşamıyormuşuz gibi değil. Senin aslında. Bazı esprilerin mi, senin şakalaşma tarzınla benim aynı değil. Ve birbirimizi anlamakta zorluk çekiyoruz. İşte burada hiç bu şakalaşma yapmadık ya mı burada? Dümdüz konuştuk yani. Tam sonra şaka yaptım. Biraz önce dedin ki şaka yaptım. Hayır şöyle tamam şaka olsun o zaman da. Ama biraz önce şaka yaptığını söyleyip ben şaka yaptım. Sen sinirlendiğin için şaka değil diyorsun. Ciddi bir şey söylemedim sana sadece. Tamam biliyorum. Ya sen dedim ya misafir elin boş mu geliyor evet. Diye. Ben de geliyorum sürekli zaten. Bu sadece evet. Takılmaktı yani. Sana evet ufak tamam. Takılmak. İşte şaka olmuş oluyor ya hani. Ya bu seni bozacak tamam, bir şaka. Ben de ya. Sana şaka yaptım orada. Sonra sen surat astın. Asmadım işte. Burada yanıldık. Bak iletişim kurduğumuz zaman aslında yanlış anlıyoruz birbirimizi. Bunu fark ediyorsun. Ben de fark ediyorum. Bazı ilişkiler de öyle başlıyor. Direktmen evet. Duygu giriyor ama evet. Bakıyorsun bir şey yapamıyorsun ama çok duygun var ama bir şey yapamıyorsun mesela. Aynen. Biz bazen işte ilk öyle bölümlerde oluyor. Öyleydik. Hep evet. Öyleydik. Evet. Diyorsun ki ne yapsak hani ne etsek, aynen. Nasıl vakit evet. Geçirsek bilmiyorum. Ama evet aynen. Ondan zamanla yavaş zamanla yavaş yeniyorsun. Biliyor musunuz? Kesinlikle öyle. Kesinlikle doğru. Öyle. Doğru. Şu an o evredeyiz zaten. Şu an güzel evredesiniz o zaman. Evet siz evet. Siz zorluğu atlattınız. Aynen. Çok zorluk atlattınız. Bizim de başlangıcımız çok güzel. Sizin başlangıcınız... Farklı işte. Sizin de inşallah ileride duygusallar döner. Gelin yer misiniz? Yok sağ ol. Çok yedik ya. Zaten bu arada şöyle bir durum var kanki. Siz biraz daha ağırsınız mesela hani böyle konuda. Hemen bir duygusal bir şey de oldu. Yakaladınız. Vardı zaten. Biz şu an güzel vakit geçiriyoruz. Evet. Bizim o duygusal bağımız ilk hafta yanında oturuyordum ya orada başladı bence. Sonrasında yerim. Yanında. Oturdu kritiklerde yani oturduktan sonra başladı o. Tenine değdiğim zaman... Teninin siz bizi beğeniyor musunuz dış görüş olarak? Ben beğeniyorum kanka. Ben çok yakıştırıyorum. Çok farklı çarsınız. Edi ile bir de... Bu arada tam yani senin kalemin. Evet. Biz ben burada de. Olduğumuz için değil. Evin en real love, gerçek aşk. Siz, ben hep canlı yayınlarımda da söylüyorum. Gerçekten mi? Ben de. Oh ni. Oh ni. Neden ötürü söylüyorum bunu biliyor musun? Kimden ötürü? Nihli'yi dışarıda da gördüm. Yani kuliste bazı şeyler de... olur. Bazı şeyler de konuştuk. Nihli gerçekten yoğun duygular besliyor. Sen de bunu, dün beni anlamışsınız büyük ihtimalle. Evet, anladım. Seni zaten anladım. Aşk o duydum yani biliyorum. Yani gerçek bu ilişki. Siz karakter olarak çok kaliteli. Yani hep evdeki diğer çiftler de tabii ki öyle ama çok nasıl söyleyeyim birbirinize o kadar benziyorsunuz ve... Birbirinize o kadar benziyorsunuz ve o kadar böyle temiz kalpli bir ilişki gibi ki yani sıfır çıkar. Yani çok güzel geçiyor bize. Bir de Nihle ile biz dışarıda gerçekten bu evde çok konuşamasak da dışarıda biliyorum, en çok sohbet ettiğimiz. Biliyorum biliyorum bana ettiğimiz. Anlatıyor. Favorim diyor. Nihle de benim favorim diyor. Yani dert ortağım benim. Benim de favorim o. O yüzden onun dışarıda da hani biliyorum ne kadar yüksek olduğunu. Evet çok tatlı bir şey.
Vallahi en büyük şansım ya, diyorum ya böyle Beyza Netflix dizisi şey olur ya, böyle lisede o tanışan çiftler, onlar gibi. Tam High School Love. Evet, gerçekten o yüz. Biz zaten. Peki Görkem'le ben şey, hani böyle olur ya, benim mesela babamla annem öyleydi. Babam böyle esmer, kara kaş, kara göz falan. Tam Görkem. O zaman ataerkil toplum. Annem de böyle şeydi hani. Aynen, çıtı pıtı. Tam Barbie'si. Ama bizim ilişkimiz nasıl? Aynen Barbie'yim, Görkem görüyor şu an. Senin ilişkiniz mi? Yok, bence en eğlenceli sizin. Böyle kavgalarınız çok komik. Çok evet. Eğlenceli, ve Ferhat, çok tatlı. Ferhat'a sadece dayı oğlumsun. Eva dayı oğlum. Yanlış anlama. Yok. Senin iyiliğin için söylerim. Çok trip atıyorsun. Biraz aynen. Bence. Doğrudur. Ya çekilmez. Aynen. Erkeğin tribi de çekilmezdir be kardeşim. Abi bir yere kadar. Aynen. O şeyi ayarlayalım. Bir yere o şeyi ayarlaman lazım. Ben ayarlayacağım kendimi. Gideceğim şeye, insan doktoruna ayarlayacağım kendimi. Yok, biz ayarlarız onu. Sen bana bak kendini ayarlarız. Dedim erkek görevine de trip atıyor bak. Yani senin olayın bitti, bize de trip atıyor. Ha, bize de trip atıyor. Ne zaman attım sen? Lan geçen Piregala'da... Dur, konuşamayacağım. Biz konuşamayacağım. Bir saniye. Konuşmayın ben de şu an. Konuşmayın. Ne diyoruz? Şu an müsait. En müsait olduğu anda aslında. Ne diyor şu an müsait? Müsait değil, bir dakika verir misiniz? Biri de dedi, abi sen biz ne yaptık ya? Biz kızdık sonra hepimiz Ferhat'a. Sana ne yaptık? Kızdın, kızdın mı? Şeyde, kritikte. Yok, Pregalada aynen. Abi şu an konuşmak istemiyorum, tamam mı? Bir de bir saniye, bir dakika yaptık. Hayır, Öykü'nüm da yapıyor. O tripleri bırakman lazım. Aynen, aynen. Tamam, hiç şey yapma, anlatma. Çünkü ben de senin gibiyim, konuştuğumda öyle oluyorum. Bir de ben de aynı durumdayım, daha çok perişan oluruz. Hayır. Üzülme. Bayağı böyle bir öptüm, kokladım onu. İçime çektim. Uyutmasaydın olmaz mıydı? Acı çok çekiyordu. Çok acı çekiyordu. Bir de hani tedavisi yoktu. Elimden geleni yaptım. Ne kadar süre hasta kaldı? Yani uzun bir süre kalp yetme hastalığı vardı zaten de son böyle 6 ay falan hiç iyi değildi. De biz... Uzun süreden kastın ne? Ne zaman ilk öğrendiğinde üstüne vefat oldu demek istiyorum. Nasıl yani? Mesela bugün öğrendim, 2 yıl sonra vefat etti. Kalp hastalığını 2 sene, 3 sene falan sürdü. Ama artık son zamanlarda tutmuyordu ya bacakları falan. İşte öyle... Öptüm, kokladım onu bayağı, sarıldım. Sonra dedim, arayın dedim hani veterineri, siz dedim. Söyleyin, adam gelsin baksın. Uyutulması gerekiyorsa uyusun dedim. Sonra çıktım buraya geldim. Arayamıyorum nasıl yani. Nasıl geldin? Mecburum. Arayamadım işte evdekilere hani o kararı duymamak için. Bir gün izin isteseydin bari. Yok. Ondan sonra dediğim gibi arayamadım hani ne olur ne bitti diye. Abim de bir anlık atmış. Kazmışlar, mezarın içine koymuşlar. Onu ben bir gör. O noktada böyle iyice bayağı bir koptum falan, sinir boşalması falan. Oydu yani, son gördüğüm nokta oydu. Annem şey yapmış, gitmiş. Önce bir sakinleştiriciyi vurmuşlar. İyice diyor böyle, zaten diyor şey oldu diyor, sonra o tamam, yine vurdu. Anlatma. Neyse ya. Anlatma, moralini bozma. Çok can sıkıcı, bunu en iyi ben anlarım. Sana kaç sene sonra oldu diye sormamın sebebi acaba paspasta mı? Kusura bakma ya, sen de öyle bir dönemdesin şu an. Olsun. Ama bunu ben tam böyle patlayamadığım için erteliyorum. Psikolojide de öyle diyorlar. Hani sen onun acısını yaşayamadın, o bir yerde hani patlaman gerekiyor gibi. O yüzden böyle... Şey gibi, başıma felaketler geldi. Ağlamadım ama ayağım taşa takıldı, ağladım. Ağlam gibi bir şey. Ben hiçbir şekilde senin bana negatif bir davranışın olmadığı sürece hiçbir negatif davranış yapmıyorum sana, ki yapmam da bundan. Ben de yapmamaya çalışıyorum ki nasıl bir psikolojiye sahibim şu an çok da iyi biliyorsun. Evet, ona rağmen biliyorum. Ben de kendimi çok tutmaya çalışıyorum birçok konuda. Tatlım, ben sana söyledim. Bak bizim burada sevgili olup olmamamız
ilişki yaşayıp yaşamamız hiç önemli değil. Evet. Ben senin her konuda yanındayım. Ben de dün bunu söyledim sana zaten. O yüzden diyorum hiç bana karşı bu kadar şey olurken bunları düşün lütfen. Kimse seni bir şeye zorlamıyor. Tabii ki öyle. Seni de hiçbir şeye zorlamıyor. Evet, ben de zorlanmıyorum. Sen de ama yani şöyle bir durum var. Şey yapmak zorunda değiliz yani. Evet, kesinlikle öyle. Evet. Ama zaten normal ben şekilde ben bu aralar ilerliyorum. Hiçbir şekilde dinlenebildiğimi, evet, farkındayım. Kendime zaman ayıramadığımı ben düşünüyorum. Ben de aynı şekilde. İyi değilim. Ben de değilim. Ama seninle alakalı değil bu. Senin iyi olmaman öyle benle alakalıysa söyleyebilirsin. Benle mi alakalı senin iyi olmaman? Yok. Tamam. Yani senin iyi olman için çabalıyorum sadece. Bebeğim az yedin. Bak ileride benim hissettiğim Hira'ya karşı biz çok güzel bir aşk yaşayacağız. Ve aşkımız tamamen dans figürleriyle de çok güzel olacak, bağdaşacak. Çok güzel koreografiler yapacağız gibi geliyor. Sen de evet yatkınsın. Ya çok, ben çok seviyorum. Çok yani istekliyim. Evet. Paçete'ye karşı böyle inanılmaz bir istek gibi var. Durmuyor. Yok. Hareketli. Ben zaten... Ve yapabiliyor. Gerçekten yapabiliyor. Evet. Hemen öğretmene rağmen. Normalde erkek hemen kıvıramaz. Bir de böyle danslarda erkek yönetmesi gerekiyor. Evet, aynısını söyledim bugün. Ha. Tamamen erkeğin kontrolünde oluyor. Kanki ben zaten dansa da karışıyorum. Paçada da salsa da erkeğin ritmiyle kadın tangoda eşlik da öyle ediyor. Erkek yönetiyor. Hı hı. Ben şey zaten mesela Oğuzhan'la biz bu konuda zıtız. O mesela asla twerk attırmaz, oynatmaz vesaire. Sen twerk attırır mısın? Yani atabilir abi. Seviyeli bir şekilde atar. Seviyeli bir şekilde oynarsa böyle gelip de kameraya karşı böyle tamamen böyle yapmazsa problem yok yani. Aklıma şey geldi. Votum. 1 milyon izlenmiş o video. Murat çok genişsin kanka ya. Ha? Genişlik değil. Yani. Onun normal. Bak genişlik farklı öyle. Bak. Genişlik dersen burada abi yine tartışacağız seni. Genişlik değil kardeş. Genişlik değil aşkım. Abi twerk. Hayırdır ya sen? İşte. Senin sevdiğin kadın twerk atacak ha. La aldatıyor mu beni? Öyle bir söylüyorsun lan ki. Aldatıyor mu derken milyonlar izliyor ki milyonları geç. Burada şimdi erkek adaylar var yani hani yakışmaz. Ama o da kameranın karşısında şak şak demiyor. Hani normal bir şekilde. Ne alaka? Hani çok mı güzel bir şey söyleyeceğim. Bir şey diyeceğim. Sen sana zaten onu şu köşede yap. Kamera zaten o çeker seni. Burada her yerde kamera var. Kameranın karşısında yok, yapmana gerek yok ki. Yok bir de seviyeli yapıyor yani. Evet ben asla yani öyle şey yapmıyorum. Sadece aynen normal hani. Ya yan döner. Ama komple de arkası dönüp de falan. Çok aynen, abartmaz dur, yani. Olmaz yok falan abi. Sen no. Sen abartma ama. Ben yapmıyorum ki. O kadar da normal dans et. Ben zaten çok seviyorum. Ben beceremiyorum. Bana yapsın. Ya bırak 53 kiloyum ya. Terbiyesiz. O zaman terbiyesizle ne işin var? Bitti zaten. Nasıl biter ya? Hayır bitti. Bitti Ferhat. Beni bitirdim şimdi bunu bana ver. Ne çocuk istiyorsun? İkiz istiyorum. Pardon Bat, niye gözlerin doldu? Şeyde bahçede ketonun konusu açıldı da. Vallahi herkes bu kameraları kullanmaya başladı. Sen de ne bence? Nasıl öyken? Yani şu an her şeyi böyle ters algılıyorum. Öyle bir dönemdeyim. Ona elleme, bunu konuşma, bunu dokunma. Böyle bir şey yok. Yani bu ilişki mi değil mi bunu bile tartışabiliriz yani. Şu an bir ilişkide değiliz zaten Öykü Hanım. Evet, bence artık sizin arkadaş değil de flörtüz demeniz gerekiyor. Islık! Yavaş! Islık! Anlamıyorum! Bana bu! Sevgili! Sevgili! Ben de anladım, hemen de. Abi müzik gelsin. Boğa. Pelivan. Bahçıvan. Pelivan. Pelivan. Sandalye. Saç. San. Salak. Sensin salak. Aşk. Tamam. Keşiş. Şaşır. Kekiş. Teşir. Ben de unuttum.